Ekranlarımızdaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Evet sevgili misafirler, biliyorsunuz bugünlerde İstanbul'da, bugünlerde dediğim İstanbul'da 40 gün 40 gece alışveriş festivali var. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Hanımlar özellikle gözleri parlayarak biliyoruz, gördüm. Ben de bir alışveriş merkezine gittim ve orada bir hanımefendiye denk geldim. Bu festival coşkusunu derinden yaşıyordu kendisi. O nasıl alışveriş yapmak? Ablacığım buradan sana sesleniyorum. Bakın yani şu ellerine şöyle bir şekil vermiş. Yaklaşık 10 tane torba taşıyabiliyor. Ve bu torba taşıma şeklini sadece kadınlar biliyor. İnanın bana bak. Şöyle bir şey yapmış. Tam böyle değil. Böyle burada 3 torba var. Burada 7 var falan. Şu hiç de bir şey olmuyor. Yanında da bir tane adam var. Yani yardımcı olsun diye böyle. Onda 2 tane var torba. Buralar böyle beyaz, içleri kıpkırmızı falan. Adam perişan halde böyle. Yani bu alışveriş coş... Adam da şey dedi, ya hayatım bunlardan vardı sende, niye aldın? Olsun, saklasam bana gelir zamanı dedi kadın. Bu atasözü benim bildiğim tasarruf üzerine söylenmiş bir atasözü. Ancak bir kadın içgüdüsü bunu çevirebilirdi. Şimdi bu alışveriş döneminde satışlar %21 artmış. Yani geçen yıla göre bu sene satışlar %21 artmış. Kredi kartı ekstreleri geldiğinde, yani önümüzdeki ayda... bu artışın karı koca arasındaki sevgi bağına da yansıyacağını düşünüyorum. Kırmızı ellerle kalmış kadınlara. Alışveriş yapalım ama şeyini çıkarmadan, neyini? Rütünü çıkarmadan alışveriş yapalım. Bu arada da polis teşkilatından abiler bugün bizi ziyarete geldiler. Polis teşkilatımızın 166. yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 166 yıl. Siz gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Biz de bu akşam sizleri böyle bir eğlendirelim, coşturalım. Hep birlikte gülelim efendim. Evet sevgili misafirler, karşınızda Yılmaz Erdoğan. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Ne? Ben de bu aralar alışveriş merkezlerindeyim. Misafirlerim var. Evet hocam. Ben normal İbrahim olsan da siz kimle hocam yani alışveriş merkezinde? İsim vermeyeyim, ezerim. Tahmin ediyorum hocam. Ya aslında uluslararası sanatçı olduğumdan beri bu programlara katılmıyordum ama... Çocuklar çok ısrar ettiler. Hangi günler çekiyorsunuz siz? Biz pazar salı çekiyoruz hocam. Pazartesi salı? Hı-hı. Çok yoğunum. Yarın gelemem. Türkçeden incedir konuşmadığım için biraz zorlanıyorum dikkat ederseniz. Filmde de Farsça oynuyorum. Sette İngilizce konuşuyorum. Siz nece seyredeceksiniz onu hiç bilmiyorum. Ama misafirlerimizin size selamı var. Söyledim şova gidiyorum diye çok selam söyledi. Bilhassa size. Bilmiyorum neden. Monica Bellucci nasıl bir insan? İsim kullanma şimdi yersiz olur. Hocam çok çok merak ediyoruz. Nasıl yani? Geçen hafta tuttuk kendimizi bahsetmeyerek ama bütün artık sokakta bakkala gidiyorum. Artık her gün gazetede bir haber olduğu için biz 24 saat beraber geziyoruz zannediyorlar. Bakkal da arkadan böyle umutla bana şaşırmıyor. Arkadan diyor ki herhalde gelecek şimdi. Dolayısıyla da neydi soru neydi? Monica Bellucci nasıl insan mı yani? Nasıl? Yani nasıl bir insan? Doğrusu hani kimle tanışırsan tanış, neticede dersin ya, o da bizim gibi bir insan. Yok, değil. Değil baba, değil. Değil olmadı. Yani biz böyle ikili sahnelerde, ben hiç kendimi daha sette görmedim zaten. İkili sahnelerde de ona bakıyorum çünkü birimizden biri insan değil. ama çok da iyi bir insan, çok da zeki bir insan, iyi de bir oyuncu. Fazla da geyiğe girmeyelim. Monica Bellucci geyiği fazla iyi değil. Evet, evet. Sizi seyretmeye geldik. Tabii hocam. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Aslında şunu söyleyeyim. Buradaki seyirciler için de, ekranda izleyenler için de söyleyeyim. Artık ben de neredeyse sizin gibi gelip görüyorum. Bütün koordinasyonu genel sanat yönetmeni olarak, yani benim adıma Eser Yenenler yapıyor. Kendisini tebrik etmek istiyorum. Alkışlarınızı istiyorum onun için. Polis haftası mı?
şöyle yayın açısından bir problem olabilir evet, ama hocam. Bizim şimdi çok 3 hafta sonra. Yayını 3 hafta sonra olacak. O zaman geçiyoruz değil mi? 10 Nisan. Tabii 3 haftayı da geçebilir. Ama bu kutlamamıza mani değil, kutlu olsun. Nice 400 yıllara, 400. yılıma. 166. Ama 400'ü bulur ben sana söyleyeyim. Bence de. Peki çok güzel hareketler başlasın mı? Ne o be? Ne o? Buradan gördüğüm gibi değildir inşallah o. Hocam o bana bayağı gıdıklı korkunç... mı gıdıklı? O benim resmim, ben size Dur dur, o gıdığını bir silersen arada bakarım ona. Çok güzel hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Eser, pardon İlhan'cığım. Eser oradaki yerini al da. Evet, evet, İlhan. Gene zaplık bir kardeşimiz. Tamam. İlhan, çıkmadan önce dedi ki, abi çok heyecanlıyım, lütfen bana yardımcı ol. Onun için lütfen İlhan'a yardımcı olacağız. Evet İlhan. Adım İlhan, soyadım Okay. Yaklaşık ben... Bunu ikisini birlikte de söyleyebilirsin. Birleştirelim. Genel eğilim odur. Adım İlhan Okay. Adım İlhan Okay. Yaklaşık... Okay bu durumda soyadın, öyle değil mi? Evet hocam. Şimdi yaklaşık 3-4 ay önce ayağımı bir şekilde burktum ve bir hastanenin... Ne şekilde? Yani bir şekilde... Bir şekilde burktum yani. Bir tek şekli vardı, onunla burktum. Böyle öne bürkülme dediğimiz yani. Bir şekilde burktum işte. Yani. Söyleyeceksin arkadaşım ne şekilde? Gerçekten ne şekilde? Söylemesi ayıp bir şekilde mi oldu? Hocam skeç içinde şey yapıyoruz ya. Ha skeç içinde evet. Onun burkuluş evet. Şekli de var ha. Evet. Bravo. Ha, o yüzden skeçin içinde olduğu için söylüyorum. Biz bu çocuğa yardım mı ediyoruz, eziyet mi ediyoruz? İşte yaklaşık 3-4 ay önce ayağımı... bir şekilde burktum. Yok bir şekilde girmeyeyim. Ayağımı burktum ve gecenin bir yarısı bir hastanenin aciline gittim. Orada da bir takım şeyler yaşadım. Şimdi onu izleyeceğiz. Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak kalemi aldı. Oğuzhan Koç kim? Oğuzhan Koç. Bizde... Oğuzhan Koç. Koç. Ha bizim Oğuzhan. Evet. Bravo. Bizim Oğuzhan niye yabancı geldi bize? Bir yakışıklı çocukların ismini bozmamak lazım. Oğuzhan Koç. Evet. Oğuzhan Koç ve Zeynep Koçak kaleme aldı. Ayağım skeçi geldi. Kaleme aldı. Kaleme aldı. Oo, yazmadılar. Kaleme aldılar. Çok acayip skeç bekliyoruz İlhan. Tamam. Bak güzel geçti işte. Niye heyecanlıydın? Geçti mi? Geçti geçti. Ayağım skeçi geliyor. Mahvoldum ben, mahvoldum. Tabii efendim. Öncelikle hastanemizde kaydınız var mıydı? Yok. O zaman şu ve şu formları doldurun lütfen. Bir de şunu doldurursanız. Bu ne ya? Sayısal loto. Belki ayağınız uğurlu gelir de. Ya uğurlu gelseydi ben hastalanır mıydım ya? Şanslı olsaydım hastalanır mıydım? Gözünü seveyim. Bunları sonuna doldursam olmuyor mu ya? Efendim öncelikle kimlik bilgilerinizi alacağım. Sigortalı olup olmadığınıza bakıp sizi öyle içeri alacağım. O zaman bu ayağı keselim. Keselim he. Tamam efendim sinirlenmeyin. O zaman muayeneden sonra yaparız. En azından şu sayısalı doldursanız. Ya yedek mi bana sayısalı? Tamam efendim. Siz ortopedi servisine gidin. Orada sizinle ilgilenecekler. Tamam bak oraya gidiyorum. 2 dakika içerisinde doktor gelmese var ya. Ortalığı velveleye veririm ha. Ortalığı velveleye veririm. Efendim ortopedi oraya. Servisi için önce acilden çıkacaksınız. Oraya. Ana binaya geçeceksiniz. Ana binadan düz devam edeceksiniz. Orada bir babayla karşılaşacaksınız. Babadan devam dümdüz devam edeceksiniz. Öyle işte. O zaman geldim Bursa'ya be. Hayır efendim o kadar gitmeyin. Ortopedi bölümü Gemlik'te. Şimdi... Diyorum iki dakika içerisinde gelmezse bak ben ne yapıyorum. Bak doktor bey gelene kadar ben size hemşire ay. Çağırıyorum. Hemşire hasta geldim, var. Geldim. Merhaba.
geçmiş olsun. Sıvayalım kolu efendim. Doktor bey gelmeden önce ben birkaç tetikçe bulunmak istiyorum. Hemen önce tansiyonu ölçelim peşin peşin bizde. Çünkü önce hemen tansiyon ölçülür bizde. Ne oldu? Acil bir şey mi oldu? Ne oldu? Ağır bir şey mi ya? Göğsüm serum getir. Göğsüm. Göğsüm serum getir. Ne oldu ya? Seruma gerek var mı ya? Yok serumluk bir şey yok da biz yine bir serumumuzu yemeden yollamayalım istiyoruz beyefendi sizi. Şunu şöyle araya sıkıştıralım. Şırıngayı ver. Şırıngayı ver. Buyurun. Beyefendi şimdi kan değerlerinizi ölçmemiz gerekiyor. Bir problem var mı yok mu ona göre alınacağız. Su! Çok özür dilerim. Çok pardon. Pardon. Göz kapalı olunca tabii. Çok özür dilerim ama damarı bulamıyorum beyefendi. Çok özür dilerim. Damarı bulamıyorum. Kardeşim sen de sana bir yer bırakmadın ki. Tamam bir saniye. Ama siz de ne kansız çıktınız kardeşim ya. Sıkınca gelir bu. Tamam bir saniye. Bunun o doktor bey nerede ya? Hazır ol. Ne el getir. Sık. Aktı mı? Pamuk ver. Pamuk, parça pamuk ver. Parçayla olmaz. Sen bunu komple buraya tut. Kırdısın. Tamam, çok güzel gidiyoruz efendim. Şimdi, beyefendiciğim size bazı sorular soracağım. Hızlı cevap vermem. Hızlıca cevap vermenizi istiyorum, olur mu? Kabul mü beyefendi, iyi misiniz? Daha iyiyim. Tamam. Herhangi bir şeye alerjin var mı? Hiç ameliyat geçirdin mi? Yok. Ağır bir hastalık geçirdin mi? Yok. Daha önce bu hastaneye geldin mi? Mısırı kuruttun mu? Ambarda duruttun mu? Neren çarık yerde bunları unuttun mu? Yok mu? Hiçbiri yok. Tamam. Ne saçma sapan sorular ya. Allah'ım ya. Şikayetiniz nedir beyefendi? Hala şükür. Ben size girdiniz ya. Ayağım burkulmuş. Nasıl burkuldu abi ayağın? Yok kardeşim ağlı sana kaleciydi. Tamam bir öne çıkayım dedim. Bir gol atayım dedim. Ya abi sen kalecisin. Niye öne çıkıyorsun gol atıyorsun? Para vermişsin bir gol de ben atayım. Allah. Anladım. Evet mesela, sonra? İki arkadaş arasında böyle kafa topuna çıkayım derken adam benden uzun boyluydu. Kafayı topu aldı ayağına vurdu bizim kale boşta gol yenildik. Ayağın ne zaman burkuldu? Eve giderken. Abicim maçı ne diye anlatıyorsun o zaman? Abi sen mi uzat hocam biraz da biz konuşalım. Anladım tamam. Şöyle bir uzan abicim sen o zaman. Uzan öyle. Ay. Uzat ayağı buraya. Ay. Uzat bunu da uzat. Şöyle rahat. Ay. Burası mı? Yok. Burası değil. O zaman burası. Ay orası. Tamam. Burası ay. Değil. Burası değil. Yok. Ama burası. Ay. Tamam. Ay. Tamam. Tamam. Orası. Ay. Tamam, çıkık gibi bir şey var sanırım. Onu oturtmayı deneyeceğim ben. Hazır mıyız? Tut nefesini. Ay. Tamam, oturttum sanırım. Ay. Tamam, bu kadar şey... Ersin Bey, sigorta kaydınıza rastlanmadı efendim. Bak şimdi ya. Ne yapmam gerekiyor peki? Yani yapacağınız her işlem ücrete tabi tutulacak efendim. Ne kadar ödemem lazım? Şimdi abicim kan tahlili yaptık, serum bağladık 700 lira. Röntgen çekmek lazım. 500'ü var. Bir de kırık mı filan bir şey çıkarsa 400 lira da alçı parası var. 400 lira. Evet. 400 lira alçı. 400 lira alçıyla ben bütün evime kantumpiyer düşerim la ben. Manyak mısın? Daha kolay bir yolu yok mu oğlum? Efendim kantumpiyer değil. Kartonpiyer o. Tamam işte alçıyla bütün evimi kartonpiyerle kaparım ben. Tamam. Daha ucuz bir yolumuz, daha güzel bir tedavi şeklimiz de var ama istersiniz. Neymiş o? Öpeyim de geçsin var. Ne olacak başka tedavi şekli? Allah Allah. Yok işte bu. O ne saçma sapan şey ya? Benim kimliğimi ben başka yere gideceğim Allah Allah. Benim kimliğimi ya? Efendim ama muayene ücretini ödemek zorundasınız. Lan ben daha doktor yüzü görmedim Allah Allah. Hep ben bir delik deşik. Ama gittim. Abicim bak kalk ayağa bir. Allah'ım yarabbim ya. Kalk. Geldiğinde böyle değildin şimdi daha iyisin işte. Kabul et abicim işe yaradı işte hadi. Hadi. Ya ben doktor yüzü görmedim kardeşim ya. Nerede doktor nerede? Bu şumuştan para mı vereceğim? Verin. Alalım abicim yapma bak böyle değil misin? Ver kimliğimi. Siz para istiyorsunuz değil mi? He. Tamam ben hizmetinizden hiç memnun olmadım tamam mı? Geri iade ediyorum kardeşim. Nasıl iade ediyorsun yani? Geri iade ediyorum. Akşam günü eğlendim. Kendime ediyorum. Bana ayak kırılır sana. Ne yapıyorsun? Çok güzel hareket yani. Ya gerçekten Ersin seni bazen seyretmek kalbe şey ya, kalbe faydalı yani. Şeyden başlayayım, bir kere çok iyi skeç, bravo İlhan. Bravo İlhan. Siz bunu kimle birlikte yazmıştınız?
Efendim? Sen kimle birlikte yazmıştın bunu? Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç. Hocam kaleme aldık. Onu kaleme alanlar ha. Kaleme de güzel alınmış. Çok da güzel uygulandı. Ama ya şu bürokrasi, ben hatırlıyorum, ben çocuktum. Bunun skeci yapılırdı abilerimiz Zeki, Metin Akpınar, Zeki Alasya tarafından, Levent Kırca tarafından. Biz büyüdük ve kirlendi dünya, biz de yapmaya başladık. Hala bu devam ediyor. Geçen gün üzerinize afiyet, Rodin'de böyle bir tatsız öksürük belirdi. Gittik, dediler ki çocuğun kimliği yanınızda mı? Rodin'in kimliği niye yanımızda olsun? Yani çocuğun kimliği neden yanımızda olsun? Ayrıca kimliği beğenmezseniz muamele yapmayacak mısınız? Anlaşılır gibi değil, çok da iyi bir uygulamaydı. En iyi şaka hangisiydi? Aferin. Böyle bir yarışma yapılmış da bu belirlenmiş değil ama benim de favorim buydu. Para vermişim. Bir de şey de güzeldi. Ayağı ne zaman kırdın? Eve giderken. Ersin'e büyük bir alkış bir kere. Sol alkış. Yani bu kadar şahane oynanmazsa bağır çağır işi zora da sokabilecek bir şey. Dezavantaj olabilecek bir şeyden avantaj ürettiği için Ersin'e alkış. Oğuzhan, Gülsüm, İlhan alkış. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Spola, spola, spola. Evet. Metin. Çaylak çıkınca hemen bir tane çıkıyor ki zapping yapılmasın. Yanlış adıma bir tedbir. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Fikriye Karadavut. Geçen yaz tatilimi Bodrum'da geçirdim. Orada bir çay bahçesinde arkadaşımla... Şu anda televizyonu izleyenler siyaset meydanında geç vakit söz almışsın. Hissine kapılabilir. Böyle hep şöyle düşünün. Sen çıktığın anda televizyon açıldı. Yani o coşku, Allah Allah, kim bu arkadaş? Adım Fikri Karadavut. İzmir nüfusuna kayıtlıyım. Gecenin başından beri söz alamıyorum. Çabuk daha canlı ol. Söyle ne? Merhaba. Bak Metin yetmedi, ben geldim. Metin bir müdahale et, bir şey yap. Tecrübeli adamsın. Hocam. Sence sahneye çıkan biri bu çaylak arkadaşlar ne yapmalılar? Yani nasıl ilgi çekmeliler? Sıcak bir gece. Üstelik çok güzel sıcak bir enerji var burada. Çok soğuk durması doğru değil. Giderken yemin ediyorum alabilirsiniz. Ben eğer çok seversin. Peki sıcak enerji yap bakalım. Tamam. Merhaba Fikriye Karadavut ben. Ay, tamam anladık onları ne diyorsun? Geçen yaz Bodrum'a tatildeyim. Orada bir çay bahçesindeki sohbeti. Tamam, Metin Yıldız'la birlikte skeç çizdik. Dur kim var? Eski tecrübe gel. Dublaj yapıyorsun. Hep Fikriye Karadavut diyor zaten. İlk cümle ne? Geçen yaz. Bodrum'da yaz tatilinde. Bodrum'dayım. Orada bir çay bahçesindeki. Dur. Oraya. Orada bir yaz çay bahçesindeydik. Dublaj yapıyorsun. Geçen sen ağzını oynatıyorsun. Evet. Söyle. Geçen yaz Bodrum'da ya çay bahçesindeydim. Evet. Orada bir arkadaşım. Orada bir arkadaşımla birlikte sohbet ediyoruz. Oradaki sohbeti Metin Yıldız'la birlikte skeç haline getirdik. Canıma gıcan gari geliyor. İyi seyirler. Bir daha alkışlıyoruz. Çok güzel hareketler bunlar. Spola, spola, spola. Alo. Alo. Ya evin göz çıkışın sesini duyamıyor. He? Alo Nihat. Duyuyor musun beni? Bak kayalıklardayım. Atacaksın şimdi ben kendimi. Hakkın helal et gari. Ya dal geçip durma. Gari haberimi alırsın yakında. Bana bak. Mektubu kıza vereceksin. Unutma tamam mı? Benim gönderdiğimi söyle. Ya kız sana bir şey vermeyecek ya. Bırakıyorum Selver'in kahvesine. Tamam hadi. Hadi hakkın helal et. Bak atıyorum. Atıyorum. Attım. Tamam halledeceğim onu. Halledemeyeceğim tamam. Gel. Selamünaleyküm Cengiz. Yardım etsene oğlum. Ne yapıp duruyorsun sen? Denizde takılır bu. Salak oğlan burada takılır mı bu? Biri baksın diyor. Hesabı alıverin. Nereye kalktın gerizekalı? Otursana konuşalım. Bir oturmayacağım çay... Recep abi. Atacağım ben kendimi kayalıklardan. Tamam oturalım bir çay içelim. Atarsın gelin. Hemen atacağım. Zamanım yok. Kayalıklara gitmem lazım benim. Maske korumaz seni. Maskeni atlamayacaksın. Çıkaracaksın onu zaten. Allah Allah. Dur dur bir atlayacaksın diye. Otur tamam atlarsın. Ölürsün ya gerizekalı. Yahu canıma kıyacaksın Recep abi. Canıma kıyacaksın. Yaşamak istemiyorsun artık ben.
Allah Allah, o zaman maskeyi bağ ver, lazım olur. Bak hala dalga geçiyorsun, inanmayın ama görürsün açacağım kayalıklarda kendini. Cengiz her gün açacaksın açacaksın diyorsun, geçen de çıkmışsın. Çocukları da götürmüşsün yanında, 2 saat beklemişler. Atlamışsın kendini, hepsi hasta oldu. O zaman çık yalnız başına atla, sürükleme kimseyi ya peşinde. 5 lira. 5 lira mı? He. Ne ettin Emin, dürüst tarifesi mi oluyorsun sen benden? Bir kuş burnu içtim ya. Maskeyle kuş burnu içmek 5 lira. Nerede yazıyor? Bak. Hani nerede? Tövbe yarabbim ya, 1 milyon var bende. 1 milyon mu? He. Tamam, gece verirsin. Yahu gece veremem, atacağım diyorum kendim, bak ölme ihtimalim çok yüksek. Tamam, sonra verirsin. Ya soru diyor hala, bak kararlıyım, alay etmeyin, bu sefer atacağım kendime. Tamam, yarın versin. Tövbe yarabbim. Atlıyorum ya, atlıyorum diye 3 senedir atlamadı gerizekalı ya. Cengiz, otur bakayım artık konuşalım. Oturmayacaksın Recep abi ya. La otur dedim. Emin, bize 2 kuş burnu. Anlat bakalım. Neyi anladın yani Recep abi, biliyorsun işte. Çıkar şu maskeyi, söylediğinden bir şey anlamıyorum. Çıkarmayacaksın, görmesin kimse gari beni. La 2 tane kuş burnu söyledim gerizekalı. O kadar param yok, çıkar. Anlat bakalım. Ya ne anladın, benim kız var ya Gülziyan. He. Onu istemeye gitmişler. Ne güzel işte, seviyordun ya, istesin ne alsın. Yahu benim anam babam değil, başkasının anası babası gitmiş istemeye. Ben sevdim, eller alacak, niye? Öksüz müyüm ben? Kime istemişler? Ya bu Almancı Birol'un küçük oğlu Dayfun abi değil mi? Ona istemişler. O Dayfun Almanya'da değil mi lan? Tamam işte, kızı alıverecek Almanya'ya götürecek. Ne edeceğim ben Gülziyansız? O zaman edecek bir şey yok. Zengin parasını bastırır, kızı alır, sen de arkasından ağlarsın, yanarsın, kalbin kırılığı yapacak. Çok yardımcı oluyorsun Recep abi, sağ ol. La oğlum bir laf vardı, şöyle derler. Fakir gönül koyunca kıza, zengin kızı alır götürür Almanya'ya hindi gari derler. Bilmiyorum ben öyle bir laf Recep abi. Ne demiş? Hindi söyledim lan ben de zaten. Bundan sonra derler işte, ne var ne güzelim laf, kim demez lan bunu? Ne var? Yay sen bu lafı, yayıversen ne var ya? Yahu gayalıklardan atçım diyorum kendim, nasıl laf yayayım ben? Doğru, ondan sonra laf yayı derler. Beni bak, gayalıklardan atçım kendim, atçım kendimi diyor. Lan salak mısın sen? Dur dur dur. Başka bir çaresi yok mu bunun? Her şeyin bir çaresi var. Yok, bunun çaresi yok Recep abi. Var. Var mı? Var. Yok. Var. Yok. Lan zaten eke şivesine konuşmak zor. Sinirlendi mi beni? Ne kadar zor biliyor musun sen? R'leri söyleme dersen ne kadar zor bir iş bu ya. Zor oluyor da dağlı oluyor emme ya. Tövbe yarabbi ya. Beni bak, bunun bir çaresi var. Yok. Beni vava deyip durduğum var hem burada. Allah Allah. Bak, ne varmış, ne işler var? Benden duymuş olma emme. Kızı kaçırıvereceğim. Kimi kaçırıvereceğim? Kaçırıvereceğim. Kimi kaçırıvereceğim Recep abi? Kızın anasını kaçırıvereceğim. Gerizekalı, Gülziyan'ı kaçırıvereceğim. Ondan sonra bak üstüne kalacak kız, zorla sağa verecekler. Ya beni vurularsa çekip? Demin kayalıklardan atlıyordu. Canıma kıyacaksın diyordu. Ne bu, ölüm korkusu mu sardı içini? Yok, Gülziyan'ıma canım feda. Ama onu da vurularsa kıyamam bak. İyi ya işte, bu tarafta olmadı, öbür tarafta artık. Ya Rabbim ya, eğlenip duruyorsun benimle valla. Eğlenceyi buldun sen de. Eğlenmiyorsun seninle. Bak, aynısı benim de başıma geldi. Aynısı mı? Aynısı olmasa bile 3 yaklaşık sonuçtan hepsi başıma geldi. Beni bak. He. Bir fadık vardı. Akyarlı'dan oradan. Goygoy Selami'nin kızı bildin mi? Yok, bilemedim. Evlerinin önü yoldu, yolun sonu karakoldu. Yok vallahi çıkaramadım ben ona. Bu bangil iyi bilir. Yengenden önce. Bu fadik ne zaman evlerinin oradan gitse, o zeytin ağaçlarına böyle ipi çekerdi. O güzelim yıkadı mis pat donlarını bir güzel asadı oraya. Ben de geçerdim donların karşısına bakardım. Heyecanlanırdım, kalbim çarpı çarpı verirdi gari. O da sana abayı yakıvermiş ya. Efendim lan Cengiz, nereden anladın? Dondan anladım abi. Dondan anlıyorsun yani Cengiz. Bravo, ben sana bir şey anlatıyorum, sen dondasın. Pardon abi, lafını donla kestim. Ondan sonra yanıma kaçıp durmaya başladı bu. Geliyor, emme her bir şeyi yaşıyoruz. Ondan sonra başladı, beni ne zaman alacaksın, ne zaman alacaksın diye bak. Kız diyorum, daha küçüksün diyorum, dinlemeyin beni. Ondan sonra ettim edemedim, korkuyorum ben de emme. Evlenelim evlenelim diye biz de köye düğün söyledik. Evlendiniz yani? Yok, düğün gecesi pılını pırtını topladı, kaçtı değiyorsun birine. Nasıl bırakıverdik sen onun peşini? Bırakmayıp da ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Alıp gelsem ne hayrını görecektim ben onu. Valla beni... Hamur gibi karıymış. Nereye çeksen oraya gidiyormuş. Beni yapsa kayalıklara çıka atardım kendim valla. Eminim yapardım. Ben de öyle yaptım işte. Emme senin gibi değil. Gerçekten atlamak için çıktım. Tam kayalıktan attım.
atlayacağım adımımı attım. Yengenin sesini duydum. Ne dedi? Du dedi, ben de duydum. E iyi görmüşsün, atmayacakmışsın ya kendini. Beni görmemişler, ineğe du demiş. Ben de üstümü alındım, yengeni görünce takıldım peşine. Ne yaptı? Ne yapacak, kafam gözümü yardı hep bat. Tövbe yarabbim. Taşa koydu beni. Ama ondan sonra sevdik birbirimizi, evlendik. Maşallah. 25 sene oldu. Valla ben ne yapacağım bilmiyorum. Bu aşkın ızdırabı yakıp duru beni. Dedeğimi yapıvereceksin Cengiz. Ne yapıvereceksin? Kaçırıvereceksin. Kaçağı mı? O da seni seviyorsa kaçağı. Esam diye. La al kaçır, ben sahip çıkacağım size, al kızı. Gerçek kaçır mi lan Recep abi? Getir. Tamam lan, bu akşam kaçırıyorum Gülcihan'ı. Kaçır kızı, bağa getir. Ha dur, dur bakayım bir o. Durdum bak bir o. Alo. Alo he, söyle buyur. Ne işi, oturuyorsun öyle boş boş, bir şey yok. Ha söyle bakayım, şimdi mi? Nerede? Havaalanında 35 tane kız. Ne diyor sen? Miss World mü? Tamam, şehir dışından geliyorlar. Tamam. Tekne var, dayımın teknesi var. 35 kişilik balık olur, tamam yaparız. Tamam, geliyor şimdi, tamam. Tamam, ağabey, piyango. Ne oldu Cengiz, kabak çiçeği gibi açtın? Güzellik yarışması mı, neyin varmış? Yurt dışından geliyorlarmış, mankenmiş hepsi. Şerbetli şekerli kızlar hepsi. Demin Gülziyan diye önlüyor muydun sen, gerizekalı? Ya boş ver Gülziyan'ı, zaten güzel değildi. Boyu da kısaydı, köyde bir o bekar kalıyordu, ondan dedim ya ben. Allah belanı versin Cengiz. Ya yürü, beraber gidelim, yürü. Lan ben nereye geliyorum lan? Allah Allah. Küçücük ya, duyan olu, benim gözüm yengenden başka. İyi madem ben gidiyorum. Bekle lan bekle, nereye gidiyorsun? Koş, kızla bekletilmez, koş. Acık İspanyolcan var, kullanalım, ziyan olmasın. Cengiz bekle, Allah belanı versin. Çok güzel gitti Yener. Çok şive boz diyenler. Daha ben 2 sene Ege şivesi olmadan idare ederim. Gözlük diye bir not almışım buraya. Sonra bunu bir yere bağlayacağınız hissine doğru bir gitti. Fakat tam da bağlanmadı galiba. Hocam normalde içinden su akıyordu da. Nasıl su akıyordu? Yani su dolduruyoruz. Ha. Neden ağladığını oraya bağlıyoruz. Çıkardığımda su akıyordu da benim burnuna kaçınca ondan... onu hiç nefes almadan nasıl yapacaktık zaten? Yani ağzımdan alabiliyor muyum? O tip hareketleri çok uzun süre yapamazsınız. Yani bütün skeç öyle oynayayım, sonra çıkarayım su gitsin. Yani skeçin başındadır o. Zaten öyle olmalıydı. Bütün çok uzun oynadınız onunla. Orada bir şaka olsaydı iyi olabilirdi gerçekten. Yani şaka olsaydı iyi olabilirdi zaten. Yani o gözlükle ilgili. Yoksa genelinde kötü değildi. Genelinde güzel şakalar vardı. Bundan sonra derler bence en iyi şakaydı. Bundan sonra derle. Derle. Çok zor hocam. Vah. Bir ömür konuşulmaz bu. Çok zor. Tabii. Çocukluğunda alışmazsan zor. Ama temel problem şu. Oturup 2 kişinin konuştuğu skeçlerde her zaman bu problem olur. Fikriye Karadavut. Ne lazımdı? Çatışma, başka? Aksiyon. Aksiyon, değişim. Ki yoktu burada. Değişim. Çatışma, aksiyon, değişim ve? Önerme. Burada önerme de... Emin, o ne ya? Parmak arası terlik ne? Hocam, kostümden verdiler, giydim ben. Ne verseler? Mutfağın en güzel titreyen gençlerinden biridir. Oyun sırasında da bir güzel küçük titreme aldı ama... Temel problem buydu. Dolayısıyla bendeki notu ÇGH'dir. ÇGH değil ama GH de değil. ÇGH'dir. Biraz şeydi, çok yoğun oldu. Yani sadece konuştuğunuz için şive yorucu oldu. Yoksa dünyanın en sempatik şivelerinden birisi. Yöre ağızlarından birisi. Güzel de yaptınız. Ama tek artık sürekli bu olmasın. Yani bunu çok güzel yapıyorsun diye devamlı. Çok güzel bir laf vardır. Elinden nakış işi geliyor diye her yere nakış işleme derler. Bundan sonra derler. Bundan sonra derler. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Ben Banu. Benim bir oyuncu bir arkadaşım var, kız arkadaşım. Fakat evlendikten sonra eşi oyunculuk yapmasını istemedi. O da bayağı bir problem yaşadı eşiyle alakalı ve boşanma noktasına geldiler. Bir günde bir dışarı çıktı, bir geceyi ben Eser'le beraber skeçleştirdim. Hı-hı. İyi seyirler. Dur. Durmayayım.
Zaten gitmeye gelmiş gibisin yani. Bir ayağa geri gidiyor. İşte lan Banu. Tamam Banu, yalnız şu sunuşları bütün tayfa için söylüyorum. Sunuşlarda çalışacaksınız. Sunuşlarda ya bu bir imkan, anladın mı? Tek başına seyirciyle, kamera karşısında, aslında bütün dünyayla konuşma imkanı. Eğer doğru bir hazırlık yaparsanız petrol fiyatlarını bile etkileyebilirsiniz. Yani çok geniş bir imkan. Bunu böyle gergin bir unsurdan çok bir performans imkanı olarak görelim. Haydi bize bir performans yap. Ya. Fıkra anlatayım mı? Haydi. Tamam, çok sevdim. Komikse anlat ama. Yok değil. Kısaysa, kısaysa o da olur. Yani tamam. Kısaysa komik olmayabilir. Yani ben çok seviyorum. Mutfakta ilk anlatmıştım. İki tane domates E5'te gidiyorlarmış. E5'te bir tane kamyon gelmiş. Bir tanesi böyle yapmış. Aa pırt, öteki hani nerede pırt? Ama Banu, bu gerçekten petrol fiyatlarını etkiler. Bu dünyanın en kötü fıkrası sen bunu. Bu da bir... Hayır, bu da bir performanstır, biliyor musun? Ya en iyisini anlatamıyorsan en kötüsünü anlatacaksın. Alkış değil de onu baş ne yapabiliriz ya? Banu'yu göndermek için ne yapalım? Bir böyle hem alkış, bir tek şak göreyim. Güzel bir alkış şimdi. Teşekkürler. Çok güzel hareketler bunlar. Ya inanamıyorum ya. Genciz, güzeliz. İstediğimizi üzeriz. Ama bir cumartesi günü barda üç kız sap sap duruyoruz ya. Halimize bak. Güzel kız laneti bu olsa gerek. Ay şuraya bak, herkesin yanında sevgilisi var ya. Vallahi benim sinirim bozuldu, ben eve gidiyorum. Ya kızım dur, sakin ol ya. Nereye gidiyorsun? Daha gecenin başındayız. Yeni geldik ya. Ya ne sakinliği ya. Ben anaokulundan beri yalnızım. Ha, anaokulunda biri vardı yani. Vardı, hem de uzun boylu. Uzun boylu? Ya o zamanın boyuna göre 1.20 böyle sarışın mavi gözlü, pembiş yanaklı. Ya inanılır gibi değil ya. Şu anda anaokulundaki aşkına üzülüyorsun. Of, bir şey söyleyeyim mi? Buraya damsız almıyorlar ya. Vallahi bak, ondan böyle oluyor ha. Ya bak, onu ben de anlamıyorum, kimi kimden koruyorlar. Ya kardeşim, biz tavlanmak istiyoruz. E bu adamlar da tavlamak istiyor. Ya kaldırsalar şu bodyguardları arada. Ya bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? Kapıdan ilk girene amansızca yazacağım. Heh, buyur yaz. Kızım, damsız almıyorlar diyorum. Bir erkek nasıl girecek içeri tek başına? Vallahi gider bodyguard'a yazarım ha. Ay lütfen kızlar ya, böyle azgınız mı, konuşmayın, bu ne ya? Anlayacaklar şimdi ne kadar zor durumda olduğumuzu. Merhaba. Merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Buyur, olacağı buydu. Vallahi ne için geldiğinize bağlı. Hay öyle yanlış anlamayın. Yani ben öyle barlara yalnız başına gelen biri değilim ama gerçekten bu gece çok moralim bozuk, böyle sığınacak bir liman arıyorum. Ha, bu gece niye yalnız çıktınız? Ya eşimden ayrıldım da böyle biraz kafaları dağıtayım istedim. Vay, evlisiniz yani. Tamam. Bizim sevgilimiz yok, helalim evleniyor. Ay yazık. Ay canım, kıyamam. Halbuki ne kadar genç ve güzelsiniz. Bunun güzellikle çirkinlikle alakası yok, tamam mı? Biz sadece de doğru kişiyi bulamıyoruz. Yani ben en son doğru kişi anaokulunda çıktı karşıma. Ay senin bayağı olmuş. Kızlar bakın bakın bakın, beni kesiyor, bak 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 bak. Ay salak! Ay şuna bak, yanındaki kıza gösterip gülüyor bir de. Ay yakışmış, bunlar gerizekalı ya! Of! Ay kızlar, siz ne yapıyorsunuz yani? Deste izdivaçtaki gibi böyle ya taliplerinizi bekliyorsunuz. Biraz ağırdan satın ama kendinizi. Ya kime ağırdan satacağız? Bir bak etrafına Allah aşkına bak. Dans dans, tempo tempo gençler, hadi bakalım. Ay. Ay çok tatlı. Ay çok şeker. Siz bana mı fark etmez? Ben yanına gidiyorum. Kızım dur ya. Ay merhaba. Merhaba. Katılmaz mısın bize? Neye? Kızlarla şuradayız da biz. Ha. Bakayım, başka alternatif var mı? Yok. Evet, tamam. Kızlar, onu tanıştırayım. Merhaba, önce kendini tanıştırdım. Ben Ali. Ha, Pelin. Merhaba, ben Ceren. Merhaba, Ceren. Merhaba. Merhaba, Selin. Merhaba, Selin. Merhaba.
Merhaba. Banu. Banu, çok memnun oldum. Merhaba Banu. Ya ne şanslıyım, cennete düştük ya valla. Bodyguard arkadaşım olmasa almazdı. Bak böyle geldim, kızların hepsi, güzel kızların hepsi benim masamda. Hepsinin burada olması benim için ayrı bir mutluluk. Evet, merhabalar. Ali. Güzelsin. He canım. Anlatsana ya, neler yapıyorsun sen? Öyle genel anlatayım mı? Hayattan öyle genel konuşayım sana. Öyle genel anlat. Sen ne işle uğraşıyordun? Ben ne işle uğraşıyorum? Ben fast food işiyle uğraşıyorum. Görüntüden de anlayacağınız üzere. Bizim bir dükkan var. Orada kaşarlı, kaşarsız tostlar. Efendim özüm dilli kaşarlı. Efendim mesela kepekli kaşarlı da oluyor. Fast food işiyle uğraşıyoruz biz. Ha, peki eve servisiniz var mı? Var tabii. Sen mi getiriyorsun? Yok, elemanlar var, onlar getiriyor. İstesek getirmez misin? Muhabbetin başı için bu çok değil mi ya bayağı sen? Bilemedim ki pardon, yani ben nasıl davranacağımı, biz 3 saattir bu anı bekliyoruz. He, yazış anını anladım. Anladım. Peki arkadaşların var mı, gelecek mi onlar da mesela? Siz bayağı bazansınız o zaman ya. Ben şu an gerçekten şaşkınlıkla karşı, şu güzelliğe bak, şu hale bak ya. Yalnız siz çok böyle sallamadınız. Siz fast food'la ilgilenmiyorsunuz herhalde. Yani ben böyle pek sevmiyorum. Ben daha çok ev yemekçiyim. Ev yemekçi. Bizde ev yemekleri de vardı. Biraz sohbet edebilseydik size anlatırdım ya, aslında. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O evli bize odaklanmalısın sen. Yani ben boşanmak üzere olan bir evliyim yalnız. Hain! Yalnız kalma diye aldık biz seni aramıza ya. Yaptığına bak. Biz bu kadını tanımıyoruz bile. Ben hiçbirinizi tanımıyorum. Benim için problem yok ya. Valla. Hatta... Ya alkışlayacaksanız zaman... şey yapın ya, alkışlayasın. Buradayım ya. Kızlar kızlar, Alkın mesaj atmış. Cihangir'delermiş, acil dama ihtiyaçları varmış. Gitmemiz gerekiyor. Ya ne kadar konuşuyoruz şurada değil mi yani? Evet, kalsaydınız ya. Nereye gidiyoruz ya? Ya ne güzel ya, bize buradan iş yok, farkında değil misin? Ben gidiyorum ya. Vallahi sıkıldım ben dam için gitmekten. Bu ne ya? Kullanıyorlar resmen bizi. Damızlık inek miyiz biz ya? Damızlık inek güzelmiş ya. Bizde goralı da vardı. Dursaydınız bir ya. Kızlar pek goralı olmadılar benimle. Evli misiniz gerçekten ya? Bak ilgimi çekti şimdi bu. Ne, evsiz gibi mi duruyorum? Hayır, evli gibi duruyorsunuz da şimdi bu şaka mı yani? Kelime şakası mıydı? Bu ne şimdi? Yani öyle lafın gelişi söyledim. Sever misiniz böyle laf şakalarını, kelime şakalarını? Yani öyle şaka ayırt etmiyorum. Severim. Hatta komik olursa gülüyorum da. Gerçekten mi? İşte gülelim beraber, eğlenelim o zaman. Güzel. Evet. Yalnız böyle tek başınıza bir barda evli bir kadın, alkol alıyor olmanız ne kadar doğru acaba? Belki bunu düşünmek istemediğim bir gece... Güzel. Sorgulamak istemiyorsunuz evet, yani. Evet, sorgulamak istemiyorum. Güzel. Bütün gece boyunca yaptıklarımızı sorgulamayacaksınız o zaman. Evet. Çok güzel. Sevdim ben bunu. O zaman şerefe. Şerefe. O zaman kendimizi salalım. Böyle tutmayalım kendimizi. Böyle salalım kendimizi. Böyle gidelim. Hatta yok, buradan salmayalım. Salalım. Bize yok. Gidelim buradan. Ne? Salalım gidelim. Tutmayalım. Tutmayalım. Biraz ileri gitmiyor muyuz? Gidelim. Bize gidelim işte. Ha, ne size gidelim. Ha, neyse gözlerin, o tutmayalım. Ha. Evet, gözleriniz özellikle. Ah boğuldum, boğuldum. Gözlerinizde boğuldum. Tabii boğuluyorsunuz siz. Vallahi o... Tutmayalım. No. Evet tutmayalım. Ya bu ne ya? Ne yapıyorsun? Bu ne ki ne yapıyorum sen? Ben? Bu ne? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bu gözlerindeki kör kuyular falan ne oluyor böyle? Gözlerin derin kör kuyusunda boğulmak istemiyorum diyecektim. Bu ne anlamıyorum ya. İki dakikada böyle cıvıttın. Ne var aşkım, ne var ya? Allah Allah ya. Sen dedin. Aşkım sen dedin ya, evliliğimize renk katalım, bir fantezi yapalım dedin. Ben gideyim bara, sen bir daha tanışıyormuş gibi yapalım. Geldik buraya, yazıyorum hemen iki dakikada vırı 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 diye patlıyorsun ya. Ya Ali, sen evliliğimiz boyunca bana dedin mi gözündeki dör kör kuyuda boğulayım dedin mi? Dör kuyu ne? Dör kuyu niye diyeyim zaten ya? Derin kör kuyu diyecektin ona. Niye yapmıyorsun aşkım, evliliğimizde bunları? Ya niye kıskanıyorsun ki ya? Sen Allah, ben sana söylüyorum aşkım ya. Derin kör kuyular diye sana söyledim. Bu ne demek oluyor? Kendini kendinden mi kıskanıyorsun ya, bana tabii, ya? Ya tabii tabii, şimdi ben suçlu oldum değil mi Ali? Şimdi gördüm o kızları. Ben bu kadar genç ve güzel kız arasında evliliğimi kurtarmaya çalışıyorum, tamam mı? Yani sen benimle, ben liseli kız fantezisi yapmasam sinemaya bile gitmeyeceksin. Otostopçu kız fantezisi yapmasam arabana bile almazdın. Ya temizlikçi kadın... O otostopçu iyiydi bak, otostopçu iyiydi. Ya. Hatırlattın bana, iyi oldu, o iyiydi. Ali ya, temizlikçi kadın fantezisi yüzünden jacuzziye sokuyorsun beni. Asansörde bile komşu kızı fantezim yüzünden öpüştün değil mi benimle? Sen beni sevmiyorsun, sen karakterlerimi seviyorsun Ali. Oysa ben senin için işimi bıraktım, oyunculuğu bıraktım be adam. Ya bırakma, dön sahnelere be. Dön Allah Allah. Sanki benim isteklerim de bunlar. Kendin dedin, hadi komşu kızı Selma olayım mı dedin, otostop çekeyim mi dedin. Sen kendin dedin ya. Vallahi rahatsızsın ya. Kaptırdın kendini oyunculuğa. Yemin ediyorum artık... Sahneyim mi?
Ne? Ya dön ya. Artık ben normal Banu istiyorum ya aşkım ya. Yeter istemiyorum. Ne liseli jale istiyorum, ne otostopçu kızı istiyorum. Ya bir kendin ol ya. Banu istiyorum ya. Vallahi de mahcup ediyorsunuz. Billahi de utandırıyorsunuz. Yapma aşkım, girme. Ben seni rüyamda görsem abdestim kaçar be. Ulan hepiniz hikayesiniz. Aşkım. Yedi sülalenizi cümle alem hacı tespiti gibi ipe dizip Mehmet'e dize bunu dikmezsen bana da Çengin Hacı edemesinler noktalı virgül ana. Aşkım sakin ol ya. Aşkım. Artık kimseyi sevmeyeceğim, kimsenin aşkım, olmayacağım. Ah kalbim bomboş kalacak tıpkı bu çerçeve gibi. Aşkım. Bomboş. Tamam sahnede. Ali, Ali. Ah Cemile'yi sevme, ben de sevme Ali. Aşkım bir de güncele geçsin ne olur dur ya. Aileni de seviyor musun Ali? Ya Ali karıştırma aileni aşkım hadi ya hadi ya. Samet, Samet baba demişti onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Ay! Aşkım. Sizinle oynadım kuzum. Sizi sevmiyorum. Size aşık olduğumu sanmıştınız. Aşk benim için bir oyundur sadece. Aşkım hadi gidelim ya ama gidelim ne olur. Gidiyorum. Bırak beni. Elveda güzel sevgilim. Aşkım. Olur. Ya Banu. Ya Banu. Çok güzel hareket diyenler. Girişteki şey, çocuklar bazen şimdi ana odağı var bu iki kişinin işte evliliklerini sıradanlıktan kurtarmak için ürettikleri bir oyun. Öne koyduğunuz ön oyunların buna hizmet etmesi lazım biraz gizliden gizliye. Şimdi kızların genelde ben tersini bilirim eğer dünya değiştiyse bilmiyorum yeni bir dönemde başlamış olabilir doğrusu da. Genelde bara erkekler gidip hani bu tip... bu tip sıkıntıları çekerler diye biliyorum. Doğrusu erkeğin ağzında daha doğal ve daha komik oluyor. Kızların böyle aranıyor olması falan şık değil. Seyrederken de yani komedi de olsa bizi rahatsız ediyor. Nitekim seyircide de öyle bir şey hissettim. Bazıları bana söyledi de bunu. mesela bir de oralarda da şakaları bazen eziyorsunuz. Mesela diyor ki ilk laf şu, genciz, güzeliz, istediğimizi üzeriz ama halimize bak. Şimdi buradan reaksiyon alman lazım. Fakat komedide bir şakayı söylerken çok fazla hareket ederseniz ezersiniz onu. Genciz, güzeliz, o değil yani direkt bize söylemen lazım. Yani komedinin şaka yaptığının bilincinde bir bilinçsizliği vardır. Bir daha söylüyorum. O bilinçli bir bilinçsizliktir. Yani seyirciyi çok fazla belli etmezsin ama seyirci de sen de ikimiz de biliriz ki bu arkadaş şakacı. Dolayısıyla lafları ezerseniz o reaksiyonlar olmaz. Oynadığın zaman Yasemin'im ikiniz de müthişsiniz. Zaten sahnenin çok yani artık çok tecrübeli sanatçılarsınız. Gözlerine bak oynadığın kişinin. Konuştuğun kişinin direkt gözlerine söyle. Kaçarak konsantreni kaybedersin. Yerlerde dolaşırsan laf da geçmez. Dolayısıyla ön blok aslında çok iyi çalışmadı. Bir ara dekora biri arkadan kafa attı. Onu şahsen merak ettim. Kim olduğunu ve neden kovulduğunu merak ettim. Eserin dansı, eser o ayak hareketini bir daha rica edebilir miyiz ona, acaba? Ona ben... Eğer... ama diyebilirsin ki bu cüsseyle günde bir kere yapabiliyorum. Buna da saygı duyarım. Bir hak vermiştim kendime ama deneyeyim. Yap bakayım nasıl yapıyorsun? Müziği alabilir miyim? Ha. Bu şey kol bastığının kalını. Kol bastı. kol bastığının kalını. biraz da çocuklar bütün bu eğitim sürecinde ısrarla söylediğimiz bir şey vardı. Oyunculuk neydi? Oyunculuk neydi? Savunma sanatı. Bir savunma sanatı. Yani oynadığımız kişiden komik bir şey çıkarmaya değil, onu savunmaya, onu haklı çıkarmaya çalışacaktık. Haklı çıkardığımız zaman komik olmayı da başaracaktık. Bazen oynadığınız şeyler kayıyor. Şakacık tonlarda oynamaya başlıyorsunuz. Şakacıkçı değiliz. Oyuncuyuz biz ve savunuruz. Biz aslında tekst komikse komik olanı savunuruz. Değilse diğerini savunuruz. Fark etmez. Hatta Farsça oynuyorum barlar biliyorsunuz. Onu da savunuyorum. Elimden geleni de yapıyorum. Ben de not almışım. Yalnız gerçekten skeç, hatta buraya şöyle bir, tam şöyle bir not alırken skeçe can geldi. İyi bir fikir ama uygulama o kadar iyi mi diye bir not alıyordum.
bu notları da vereceğimse. sonra birden gerçek olmaya başladı. Yani meramı da ortaya çıkmaya başladı. Ki sunuştaki fıkradan sonra hala seyirci kendine tam gelememişti. Ama bir kere Banu'ya bir alkış, çok iyi bir performanstı. Hep söylüyorum, bu işlerde son çok daha önemlidir. Yani başta bocalayabilirsiniz, nitekim bocaladı ama. Sonda bocalasaydınız zaten iş çökmüştü. Sonu kurtardığı için oldu. Hangi oyunlardan şeyler söyledin? Bir tane, birkaçını yakaladım, birkaçını yakalayamadım. Samet şeydi zaten. Selvi Boylum Al Yazmalım. İlk gir... Çengin Ağacı'yı. O kimin oyunu? Türkan Şoray'ın oynadığı. Ha, filmden. Zaten boş çerçeve. Boş çerçeve var, doğru. Vay be, çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani o kısım skeci, yani şeye giden, uçuruma doğru sürüklenen skece can getirdi. Siz de işte oralardaydınız, evet, gördüm. Bir de kast yaparken arkadaşlar, rica edeceğim. Şimdi Duygu Hamit'i kesiyor. Buraya kadar her şey gene tuhaf. Duygu niye Hamit'i kesti? Hamit oralı değil. Ve ben soruyorum, nereli? Yani böyle yaparsanız bu kasta göre, yani demiyorum ki Hamit yakışıklı değil. Diyorsunuz hocam. Hayır, daha kötüsün diyorum. Şöyle, ben de etkilendim. Gömlek mömlek bugün çekici bir gününde, Allah Allah. Ama seyircinin ikna olması gerekiyor ya bazı şeylere. Yani öyle olmazsa böyle olur, ikna olmamız lazım. Hiç kimse bir Duygu'nun bir Hamit'i keseceğine, bir Hamit'in de bununla ilgisiz olacağına inanmaz. İnansa bile gönlü razı olmaz. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Bu ne lan, hep mi çaylar? Nazmi. Nazmi ile hatta iki kişi devrim çıktı. Evet çıkıyor hocam. Bir iki, evet, kişi lazım. Evet, devrim. Şimdi bütün gezegenin her yerinde uydu anten, çanak anten, şöyle bir şey, Türkiye Cumhuriyetler, Avrupa, hepsi şu anda devrimi izliyor. Nedenini biz de bilmiyoruz. Buyur devrim. Ama biraz daha gerildim ben şimdi. Evet, yaz tatili yaklaştıkça... Bu senin montajda atılan bölümündü. Şimdi konuştuğum bölümde yayınlanacak. Ben böyle diyorum, bunları montajda atılmıyor değil mi? Bunlar. Yaz tatili yaklaştıkça erken rezervasyon ilanları dönmeye başladı. Bu ben işte. Nazmi bunu... iyi fikir miydi ya? Ben dedim kurtarmaz. Nazmi'nin kaşlarını devrimde düşündüm. Niye bilmiyorum. Salman nerede ya kaş deyince? Evet. He? Neredesin? Ha? Kadro dışı mısın lan bu hafta? Peki. Evet. Bu ilanları görünce... Ne olursun devrim bayma, gözünü seveyim biraz yüksek ya. Hemen. Bu ilanları görünce komşumuz olan bir çift vardı, onların yaşadığı... Ne ilanlar, hangi ilanlar? Erken rezervasyon ilanları. Yaz tatili. Yaz tatili, erken. Evet. Evet. Bunları görünce komşumuz olan çiftin yaşadıkları aklıma geldi. Biz de bu durumu fazlasıyla Oğuzhan ve Zeynep'le skeçleştirdik. Ben de hızla gideyim. Buna da sonuç diyorsun yani. Reaksiyon yok. Dans edebilirim. Nazmi'yi de atmak geldi içimden, ikisini birden. Peki. Peki devrim. Tamam, ne yapalım? Ne yapalım? İnşallah skeç iyidir. Çok güzel hareketler bunlar. Burası bak. Aa, çok gezen bilir seyahat acentesi. Evet. Ben bunların adını daha önce hiç duymadım. Aşkım, internette araştırdım. Çok meşhur adamlar. Ha. 1 milyon kişiyi tatile götürmüşler bugüne kadar. Geri getirmişler mi? O nasıl soru canım, gel. Ya ama yani şimdi çok iyi diyorsun, çok ucuz diyorsun. İnsan bir açık bekliyor yani bir yerden. Aşkım gel. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sesini duyuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim efendim size? Biz yıl dönümümüz için böyle bir haftalık bir tatil paketi sizin düşünüyoruz. Sizin o yıl dönümüzdeki paketini, tatilini yerim lan senin. Aferin lan senin. Evet, helal olsun evet. Sana. Var mı böyle aklınızda bir şey içer misiniz? Sağ olun, bir şey lütfen, almayalım. Bir şey içelim. Yok yok, almayalım. Aa, ısrar ediyorum, bir şey içelim. Bir çay alalım o zaman. Çay yok ya bizde. Kola alalım o zaman. Kola taze bitti demin çocuk. Tamam, su alalım. Ya su var bizde ama kuyu suyu var. Bir şey içmeyelim beyefendi. Aa, lütfen ama ısrar ediyorum. Beyefendi.
Çıkarmayın, hadi işimizi halledelim, tamam. Çok özür dilerim, hemen bakıyorum. Evet efendim, tatil düşünüyoruz. Evet. Var mı aklımızda belli bir yer? Ya şimdi aklımızda bir yer yok ama hani bütçemize de neresi uyar onu da çok bilmiyoruz. Bizi bir aydınlatır. Bütçemize göre bir yer, evet. Anladım. Evet. O zaman çok net bir kararınız yok. Ben size şimdi birkaç alternatif sunacağım. Lütfen. Şöyle başlayalım isterseniz. Mesela çok güzel bir turum var. 6 gün 7 gece Kuzey Avrupa turu. Paris, Londra, Amsterdam, rüya şehirler. 2 kişi 4000, siz de düz 6000 yaparım. Ay beyefendi, büyük kolaylık yaptınız ama yani bizim o kadar paramız yok. O kadar paranız yok. Evet. O zaman başka bir tur bakıyorum sizin için. 5 gün 6 gece Mısır piramitleri ve Dubai turumuz var. 2 kişi 2500, size düz 3000. Hadi. Yok, biz onu da veremeyiz ya. Yok, veremezsiniz, yok. Anlıyorum. Peki o zaman sizi buradan eli boş göndermek istemiyorum. Bir tane daha tur bakıyorum. Harika bir turum var. 7 gün 1 gece Afganistan Libya turu. Bir gece mi? Evet, bir gece. Ya biliyorsunuz orada bombalar, uykum uyku yok orada. Doğru. Değil mi? Ne diyorsunuz? Valla bizim ona da paramız yetmez. 2 kişi 500, onu da size 750'ye düzlüyorum. Hadi, hadi yine, hadi alın gidin. Hadi. Siz düzlemeyi seviyorsunuz. Bayılıyorum ya. Yani beyefendi bakın, bizim ona da paramız yetmez. Sizin hiç paranız var mı? Derdinizi anlatacak kadar paramız var. Yani. Derdinizi anlatacak kadar. Peki o zaman sizin için bir tur daha bakıyorum. Şöyle bir tura yolluyorum sizi. Bakın bunu artık hayır demeyin. 3 gün 4 gece. 2 kişi 300 liraya size 10 numara tatil veriyoruz. Süper, süper. Neresi? Harika. Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler. Ha? Çok güzel ya. Çok güzel ya. İstanbul'un var ya bütün o toprağını böyle dibine kadar İstanbul'u yaşayacaksınız orada. Anlıyorum. Hadi. Olmaz. Bağcılar sizi bekliyor. Açmış kollarını sizi bekliyor Bağcılar. Yok. Olmaz beyefendi, olmaz. O da olmaz. Hayır. Olmaz. Yok yani, istemiyorsunuz. Yok, başka bir şey. Yani, sizi layı yurt dışı istiyorsunuz. Peki o zaman sizi kampanyalarımızdan biriyle yollayabiliriz belki tatile. Çok güzel bir iki kampanyamız var. Nasıl bir şey? Şöyle bir kampanyamız var mesela. Tatile çıkmak isteyip de parası yetmeyenleri bir şekilde ne yapıp ne edip tatile çıkarma kampanyası var. Kısaca tıçık bızık cız. Ne? Tıçık bıcız. Ya kısaltınca çok güzel olmuyor. Onun uzatılmışını bir düzenlememiz lazım ama çok güzel bir kampanya. Evet. Bir kampanyamız daha var, ondan da bahsedeyim ben o size. Bir şey? Evet, o da şu efendim. Her gün 1 lira versen ooo neler olur neler kampanyası var. Böyle her gün 1 lira veriyorsunuz. Barcelona tatiline gidiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ha, peki ne kadar sürecek bu 1 lira verme? 30 yıl. 30 yıl mı? Beyefendi 30 yıl biz uğraşamayız. Ne diyor 30 yıl? Gözde çıkma bir yere kadar geçer tamam, ya. Tamam, biz Barcelona tatilini alalım ve ödeyeceğiz artık. Ne yapalım? Olalım. Tamam, Barcelona. Tamam, hadi. Tamam. Hadi, tamam. Barcelona için size yer bakmam lazım. Bu ay içinde yer... Yalnız pardon, bu ay değil, biz Ağustos için düşünüyoruz rezervasyonu. Ağustos mu? Evet. Daha 7 ay var Ağustos. Ağustos ne ya? Beyefendi ama biz şimdi Ağustos'ta bizim yıl dönümümüz. Erken yani rezervasyon yaparsak ucuz olur diye düşündük. O yüzden yani. Olmaz. Ne olmaz? Erken rezervasyon yapamam beyefendi. Yapamam yani. Bu niye? Abi 7 ay sonra ne olacağı belli mi olur yani? 7 ay sonra sizin maddi durumunuz ne olacak? Ne bileyim, belki fikirleriniz değişecek. 7 ay sonra Barcelona hala yerinde duracak mı? Ya da ne bileyim, 7 ay sonra siz hala birlikte olacak mısınız abi? Allah Allah. Şu anda biz gelecek planı yapıyorsak gayet mutluyuz demektir canım. Ya mutluyuz da bitiyor mu kardeşim, Allah Allah. Kimse nasıl olsa ayrılacağız diye çıkmıyor ki yola. Ne oluyor oluyor, bir şekilde herkes kendi yoluna dağılıyor yani. Beyefendi bakın bizim yani çok saçma yani 7 ay içinde ayrılmayı falan düşünmüyoruz yani biz. Düşünmüyorsunuz ayrılmayı. Hayır, düşünmüyoruz. Asla. Peki şöyle küçük bir test yapacağım o zaman. Abicim soruyorum. Buyurun. Yenge son zamanlarda çok fazla gezmek tozmak istiyor mu? Evet. Senin arkadaşlarına dışarı çıkmana maça gitmene izin veriyor mu? Yani. Bak Nurgül'e sevgisi doğum gününde ne almış? Bak bak görüyor musun sen bana bir gün bile bir nereden almadın, yapıyor mu böyle? He? Peki ablacım sana soruyorum. Tamam. Ne zaman dışarı çıkmak istesen abi böyle televizyonun karşısına geçip böyle göbeğindeki pamukları çıkara çıkara televizyon izliyor mu? Evet. O pamukları evet. Böyle böyle hap yapıp piu diye fırlatıyor mu televizyona? Evet. Peki özel bir günü unuttu oldu mu son zamanlarda? Oldu, oldu. Olmaz işte. Oldu. Siz ayrılırsınız, size erken rezervasyon yapamam. Bakın, bakın. Vallahi bizim, yapamam. Bakın bizim ilişkimiz öyle herhangi bir ilişki gibi değil. Evet. Yani biz birbirimizi seviyoruz bir kere. Evet. Biz kaç senedir beraberiz. Evet. En çok 2 seneye de evleneceğiz. Ali? Yani 2 sene biraz şey bir süre. Neye bir süre hayatım? Ya aşkım daha bir gezeriz, dolaşırız, eğleniriz diye düşünmüştüm ben ya. Tamam o zaman 3 sene olsun. Yok. En çok 3 sene. Çık daha çık. 4 sene olsun. 5. Ama 6 artık yani bu da sana yani. Bu ilişkini bana gelişi kaçtan biliyorsun aşkım hayatım. Ama olmaz yani. 40 yaşından önce düşünmüyorum ben açıkçası. Ne yuh ya. Yahu bir evlilik mi, bir imza mı yani? Bu mu? Bu, hepsi bu mu yani? Ya hayatım bir imzayla ne alakası var? Ben beraber yaşamaktan bahsediyorum. Yani akşam seninle yatıp sabah seninle uyanmak istiyorum ben. Belki abi akşam seninle yatıp sabah başkasıyla uyanmak istiyorum. Ya ben... Aşkım bak beni dinle bak. Ben aynı evde yaşamaktan bahsediyorum sana. Aşkım zaten evlenmiş de aynı evde yaşıyor gibiyiz. Geçen hafta 5 gün bende kaldın ya. Aa hesap yapıyorsun bir de, bravo. Ya hesap değil de yani. Tamam geçen hafta kaç gün kaldım?
Ya geçen hafta yaz önce dedim ben galiba. Ondan önceki hafta? 6 gün kaldım galiba. 6. Yok. Böyle bunları tutmuşsun yani. 6 tamam. Gün ya. Ablacığım bırak bir herif nefes alsın gözünü seveyim. Ya tamam, babacığım ben... evi görmen lazım. Her yerde bunun eşyaları var. Sürekli bir yemek kokusu. Dışarıdan yemek de söylemek yasak. İlla onları yiyeceğim. Evet. Her gün kuru fasulye pilav yiyorum ama kendi evimde rahat rahat osturamıyorum ya. Olur öyle olur. Alışacaksın canım alışacaksın. Sırf sen rahat rahat salamıyorsun diye ben evlilik hayallerimden vazgeçemem canım. Ya bebeğim ya o değil de yani hani 40 yaşından sonra bir numarası kalmıyor evliliğin yani. Aa ne 40'ı ya? Ne 40 ben 40'ımdan sonra nasıl çocuk doğuracağım? Çocuk mu? Ne çocuğu ya? Ben çocuk istemem. Ne demek çocuk istemem ya? Çocuk yapacağız tabii yani. Niye ikinizden nasıl bir şey çıkacak merak etmiyor musun? Ha? Yavrum neyini merak edeyim ya? Vallahi. Bir bak düşün. Yahu meraktan meraktan doğum mu yapılır ya? Yapalım. Beğenmezsek ne yapacağız? Hadi olmuyor deyip kuma mı gömeceğiz çocuğu? Ne ya... bileyim oğlum iade et işte 8 gün içinde tüketici hakkı. Allah Allah. Ya aşkım bak ben yani ben ya sen nasıl çocuk sevmezsin ya? Ya ben çocuk değil. Sevmeyen bir adam inanamıyorum ondan yani sana. Ondan değil de hani bazen böyle küçükken ağlıyordu suratımda bir tane çarpasın diye korkuyorum yani. Ay ondan inanamıyorum yani. Yani seni hiç tanıyamamışım yani yuh olsun sana tanı ya. Tanı beni işte. Ay iki yabancıymışız yani bir de tatile çıkmaya çalışıyorum ben seninle. Ben seninle arkadaş bile olmam. Olma be. Tamam be gidiyorum bir ben. Bir sürü arkadaşım var benim zaten. Oh be gitti. Allah Allah ya gitti evet. Abi ne yapıyorsun biz ayrıldık resmen ya. Güzel oldu güzel. Vallahi güzel oldu. Kardeşim benim yüzümden mi ayrıldınız lan? Çocuk yüzünden zaten ayrılacaktınız. Ya babacığım senin Allah işin Allah. Tatili satmak değil mi? Ne var erken rezervasyon yapsaydın? Kardeşim bak biz eskiden en çok erken rezervasyonla tatil satıyorduk tamam mı? Ama şimdi ilişkiler böyle değil ki oğlum bak görüyorsun işte. Adam geliyor en mutlu zamanda alıyor tatili. Ondan sonra 6 ay sonra arıyoruz. Abi senin tatili vardı biz diyor ayrıldık. Ya babacığım, ne yapıyoruz? Boş otobüs kaldırıyoruz. Batalım mı oğlum biz? Biz birbirimizi seviyorduk lan ama. Lan ne seviyorsun bırak ya seviyorum meviyorum ayağını. Gitti nereye seviyorsun? Bak erken rezervasyonu bir tek ananla babanla yapacaksın kardeşim. Bir onlar insanın hayatından çıkmıyor. Vallahi bak. Sana benden şey olsun bak. Abi tavsiyesi kulağına küpe yaptın. Vallahi. Alkış aldı bak. Harbiden ya. Ha? Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi senin için çok güzel bir tur ayarlıyorum. 2 gün, 2 gece 200 liraya da kapatıyorum sana. Süper. Bak. Neresi? Aksaray Laleli. Pavyondan pavyona. Yardır git. Hadi. 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 Yine gel. Hadi bay bay. Işık da sönsün, skeç de bitsin. Ne olsun? ŞGH diyen lan. Yedi gün bir gece şakası iyiydi. Biraz daha açıklaması biraz gürültüye gitti. Bir iki reaksiyona giriyorsunuz. Telaş etmeyin çocuklar. Şirincan, telaş etmeyin. Gülebiliyor bazen seyirci. Ona karşı hazırlıklı olmamız lazım. En iyi şaka bence Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler. Sonra başka bir boyutta şaka tekrarına katlama diyoruz bizim meslekte. Katlamasıyla da final yapıldı. Arada da bayağı aslında keçi boynuzu çiğnendi. Sebebi şu... Gene çocuklar oturmalı. Yani güzel skeç. ÇGH, temiz bir skeç. Hiçbir zarar olmaz. Çok eğlendirdi. Yalnız iki sorunu vardı. Birincisi bir yerden sonra finali anladık. Şimdi artık anladıysak finali değiştireceksiniz. Çünkü siz de yazarken anlarsınız. Bunun nereye gittiğini, yani seyircinin anlayacağını anlarsınız. Genellikle de siz yaparsınız bu final ters köşelerini. Ama burada yoğdu. Bir de siz düz tipte kalmışsınız. Rahatsızlığınız oydu. Biraz daha başka bir karaktere sen özellikle bürünseydin skeci daha da ayağa kaldırdın. Çünkü sen onu yapabilecek bir tatlı bir oyuncusun. Neye gülüyorsun kir 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 için için? Onu provalarda Hande söyledi bana. O eteğe ben hasta oldum. Ben biraz üstüne çalıştım ama son provada biraz... İşte arada kay. Bir yapıp sonra vazgeçmiş gibi bir halim evet, var. Öyle gibi oldu. Bir tip tam denemişsin. Tam oturmadı yani. Sesle sonra da vazgeçmişsin. Oraya kadar da anlıyorum. İyiyim, adli tıp gibiyim Allah çarpsın. Evet, aksiyon meselesi vardı. Gene oturanlar, konuşanlar vardı devrim. ÇGH değilse de iyi bir ÇGH'ydi. Bundan eğer reaksiyon bekliyorsak onun bir çevrilmesi falan gibi evet. Bir şey lazım. Çok bildiğimiz için olmadı ama belki ekranda kamera kestiği için. Allah'ım ne kadar boş konuştum ben şimdi. Çok sıkıldım. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Ersin.
Rana ablana yardımcı ol. Ya seni dinliyoruz. Yardımcı ol. Bitirme, yardımcı ol. Merhaba Rana Denizler. İnsan ilişkilerini layıkıyla idare etmek gerçekten zor zanaat. Her bağlamda evlilik, aile, sevgili... Gene yüksek konuşursan belki daha da ne bileyim... Ne yaparsın? Biraz daha yüksek. Yüksek sesi, pardon. Ersin müdahale et. Her bağlamda insan ilişkilerini layıkıyla idare etmek zor zanaat. Evlilik, iş, aile, özellikle de arkadaşlık ilişkileri. Benim çocukluğumdan beri bir arada olduğum bir arkadaşım var. Onunla yaşadığımız bir macerayı Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç skeç haline getirdi. Aslan yattığı yerden belli olur. Dur. Dur gel. Çık. Gerçekten Türk Sanat Müziği programında şimdi Muhayyer Kürdi makamında. Neredeyse. Sevgili üstadımız Saadet-i Kanektan'dan. Hocam fazla eski Türkçe kullandım, farkındayım. Şimdi sen yine aynı sunuşu yapıyorsun. Sen sessiz bir şekilde yanında dans ediyorsun. Tamam. Baştan alıyorum. Evet. Peki. Ortadan al, baş beni yorar da. Tamam, sen hiç vokal yapıyorsun, dans. Evet. Benim de bir çocukluk arkadaşım var. Onunla başımızdan geçen bir macerayı Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç skeç haline getirdi. Aslan yattığı yerden belli oldu. Ya kızım sen nasıl tırmandın ya, inanamıyorum sana. Ya ne olacak, ikinci kata tırmandım alt tarafı. Hayatım, hırsızlar bile zor tırmanıyor ikinci kata. İnanamıyorum sana. Ailede ninjalı falan mı var? Ay evet, baba tarafım Hiroşimalı. Ay sen de yani hadi geyik yapmayı kes de başla yorumlamaya. Ya Lale Allah aşkına ne işimiz var? Sevgilinin evine gizlice girdik. Vallahi haneye tecavüze girer biri görürse rezil oluruz ya. Ay ne var sende, ayda yılda bir arkadaşına bir kıyak yapsan ya. Bak Gülsüm, sen insan sarrafısın, şöyle eşyalara bir bak. Bir çocuğu bir yorumla. Bak doğru erkekle mi beraberim, çok önemli, bunu bilmem lazım. Ya Lale, çocukla daha iki kere çıktınız. Ben çocuğu görmedim, ne diyeyim hayatım. Bak vallahi şu an çok huzursuzum başkasının evinde. Ya yuh ya, ben senin için neler neler yaptım ya. Ne yaptın benim için? Ne? Ne yaptın kızım? Ya yapmışım da işte bir şey, şimdi hatırlamıyorum yani, üstüme gelme. Ha evet tamam, bir şey yapmıştın, hatırladım. Ha tamam yani, sonunda yani. Ha Gülsün bak, senin yorumlarına ihtiyacım var hayatım. Yani bir iki bir şey söyle bak, o gün Fikri'nin bana aldığı yüzüğe baktın, tektaş yüzüğe. Bir yorum yaptın, adamın yalancı olduğu ortaya çıktı yani. E çünkü yüzük çakmaydı. Ya hayatım peki Mustafa, adamın arabasına bir baktın, mesleğini tarif ettin yani. E adam koskoca kamyonetle geldi, üstünde Sebo nakliyat, evden eve taşımacılık yazıyordu. Tamam ama yani ne olur ya, bahane dizme bana. Bak işte doğru biliyorsun işte, bir yorumla şu evi bir bak, vallahi son şansın yoktu, evde kalacağım yani. Hayatım adam pat diye gelirse ne yapacağız ya? Ya bir şey olmaz, beni bekliyor şu anda buluşmak için. Nerede? Ya merkez caminin oraya git bekle dedim. Kızım merkez cami şurası. Ya ama Kocaeli merkez camii dedim. Ay sen Kocaeli'de merkez cami olduğunu nereden biliyorsun? Ay bilmiyorum, her şehirde bir merkez camii vardır ama. Ya Lale, bu kadar entrika çevireceğine adamı kendimize davet ettirseydik ya. Ya davet ettirirsek ortalığı toparlar da doğal halini göremezdik, akıllım. Tamam bak vallahi hiçbir şeye dokunmam ama bak. Tamam sen hiçbir şeye dokunma. Tamam. Ben sana göstereceğim her şeyi, tamam mı? Tamam. Sen yorum yap sadece. İyi tamam. Peki Burcu ne? Burcu ikizler. Aa uzak dur. Akşam yatar başka, sabah kalkar başka. Aman sen de ama gerçek Burcu Başak'mış. O ne demek ya? Bak gerçek Burcu bulmak için 9 ay 10 gün geri gidiyormuşsun. Ha. Ana rahmine düştüğün gün gerçek Burcu'nu belirliyormuş. E Başak da sümsük olur. Aa ama yükseğini sormadın. Ne? Akrep. Of beter kaç. Aa ay Burcu'nu sormadın. Başka Burç mu kaldı Lale? Ya aman sen de yani, ben ayda yılda bir Burcu Burcu'ma, huyu huyuma, boyu boyuma bir adam bulmuşum. Mani olma ya, tadımı kaçırma Allah'ını seversen. Ya Lale, yani eleştiri yapıyorsun, yapıyorum, bir şey söylüyorum, beğenmiyorsun. Yani ben tadımı kaçırmadım ya, ne yapacağım, şaşırdım Lale ya. Tamam. Ay. Ay Gülsüm. Burada iki çekmece dolusu beyaz çorap var ya. Hem de kar beyazlar. Bu ne demek oluyor şimdi? Her şey ne güzel gidiyordu ya. Lanet olsun. Hayatım bak öyle deme. Beyaz saflığın temsilcisidir. Bana daha çok kralın temsilcisi gibi geldi. Yok hayatım, şimdi adam beyaz çorap giyerek diyor ki. Ne diyor? Ben pis yerde dolaşmam. Baştan ayağa bembeyazım. Kir tutsa da şu gönlüm. Sensin benim alın yazım diyor. Ay bunların hepsini...
tabii. E tamam hadi geçtik beyaz çorabı. Bu danteller ne ya? Çok demode hayatım bunlar ya. Bak 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 görüyor musun? Adam demek ki ailesine düşkün, geleneklere sahip çıkan bir adam. Yani diyor ki... Ne diyor? Diyor ki imam gibi sen de yani. Diyor ki kim laf ederse örfüme adetime hiç sıkılmam gider ümüğünü sıkarım. Dantel örtülerimi rafın üstüne üç kez sarkacak şekilde sererim diyor. Ha öyle diyorsun ha. Yani. Yani... Ay ben çok mutlu oldum kız. Gerçekten. Hayatım çok nadide bir parça bulmuşsun. Yani bu devirde kaç tane adam var evinde dantel örtü olan? Öyle değil mi? İyi diyorsun i̇yi, yani. İyi süper bebeğim. Şey de bak kitapların arasına falan da bak. Bütün tamam. Böyle fotoğrafta özel notlu falan hep onun arasına koyarlar. Bakıyorum da burada kitap yok. Orada yok. Bu tarafta da yok. Kız bu evde hiç kitap yok. Ben kara cahilin birine mi düştüm yoksa? Aman boşver be. Diğerleri koyuyorlar koca koca kütüphaneleri. Ne oluyor? İçinden bir tane kitap sorsa hiçbirini bilmiyor. Hep artistlik. Boşver hayatım. Demek ki adam gösteriş meraklısı değil. Öyle değil mi? Ayrıca biz o bıkmadık mı entel dantel adamlardan? Doğru diyorsun. Bıktık tabii canım. Bıktık canım. İyi yani. İyi diyorsun. İyi süper bebeğim. Ya nikah defterine imza atacak kadar okuma yazması olsun yeter. Bu kadar. Ağzın bal yesin. Valla doğru söyledin. Tamam o zaman. Tamam ben şimdi buraları kurcalıyorum. İyi, bak. Sana yeni şeyler bulacağım. Bu bulduğum bir şey ama... Hayatım bu ne ya? Bu iğrenç deli bir pantolon. Bu ne bu? Ay onu ben de beklemiyordum Lale. Ay bu adam gay mi yoksa? Bu ne? Ay Lale deli konuşma ya. Gay olsa senle niye birlikte olsun? Ya şöyle olabilir. Hani siz bana diyorsunuz ya Lale sen de erkek gibi kızsın falan diye. Vallahi bu gay. Yok hayatım sakin ol. O şeydir. Belki herif bir yerde sahneye çıkıyor. Ya sahneye çıksa benim haberim olmaz mı Allah aşkına? Öyle deme süper kahraman gibi düşün. Süpermen söylüyor mu geceleri süpermenlik yaptığını sevgilisine? Tamam söylemiyor da yani Süpermen dünyayı kurtarıyor. Bu adam bunu değilse kendi bile zor kurtarır yani. Şuna bak. Yok hayatım sakin ol ya o şeydir geçmişten kalmış bir şeydir. Demek ki adam geçmişine sahip çıkıyor yani. Ha. Evet iyi bir şey yani bu. Tamam iyi o zaman evet. Tamam hadi bunu da unutayım gitsin bu. Peki tamam mobilyalara ne diyorsun bak koltuklar var. Valla süper çok zevkli bir adam. Süper şey ben iyi. Çok beğendim. Tamam. Ha geldi vallahi geldi. Sesiniz geliyor. Bakın kaç ay oldu kirayı vermiyorsunuz ama ya. Bu zamanda bu paraya eşyaları kim verir Aslan Bey? Lütfen. Gülsüm. Kız gitti mi? Kız gitti kız sen koltuğun altına nasıl gitti? Ay tutar beni şurada Allah kahretsin. Ay Allah seni ya. Lale ne olur gidelim ben korkudan ne yaptım biliyor muyum ya? Benim iyice tadım kaçtı vallahi. Bir eşyaları koltukları falan beğendik. Onların da sahibi değilmiş yani bu. Ay vallahi canım sıkıldı. Hayatım ne olur gidelim bir an önce ne olur ya. Ya Allah aşkına ya adam kirayı bile ödeyememiş. Çulsuzun tekini buldum yine ben ya. Ya Lale niye öyle diyorsun? Ben de arada kirayı yatırmıyorum. Olabilir. Vallahi bu adam on numara süper tuttum ben bunu. Ya bırak tuttum. Allah'ını seversen bırak ya. Bana övüyorsun saçma sapan bir adamı. Adamın evinde danteller, dolabında beyaz çoraplar, iğrenç deri pantolonlar ya. Ya ama yeter Lale ya. Öv diyorsun övüyorum istediğini yapıyorum işte. Fikrimi söyleyince de tadıma kaçırma diyorsun Lale ya ben ne yapacağım şaşırdım artık. Ay tamam haklısın Gülsüm. Ya ben ne bileyim ya ben mutsuz olmaktan çok korkuyorum ya. Ya bundan önceki 27 ilişkimi biliyorsun. Maşallah sen de tabur kuracakmışsın. Lale. Aslan. Aşkım ben seni Kocaeli'nde bekliyordum gelmedin telefon ettim açmadın. Hay sen koca evine mi gittin? Ne? Ben koca evi koca demiştim. Evi. Koca evi demiştim. Burayı kastetmiştim ben. Merhaba ben Aslan. Gülsüm memnun oldum. Oldum ben de. Hay Allah bak. O zaman gidelim bir şeyler yiyelim beraber. Tamam yiyelim. Yiyelim beraber yiyelim tamam. Tamam o zaman sen aşağı in. Tamam. Biz şimdi geliyoruz hazırlanıp tamam. Gelelim biz. Tamam hadi sen. Hadi. Gülsüm gördün Aslan'ımı söyle bakalım yap yorumları hadi. Hayatım adamı koca eline gönderdi ses etmedi. Evine gizlice girdik burada ne işiniz var demedi. Demedi. Bu herif mal mı ne? Aa ama niye öyle söylüyorsun ya? Bence sorgusuz sualsiz beni çok seviyor. Hayatım adam deri pantolonu gerçekten giyiyor. Bir de ne kadar seviyorsa yedeğini almış ya. Ya Allah aşkına hayatım Lale. Lale bu adamdan bir halt olmaz. Aa sen de laf
laf ediyorsun ama ya. Boş boş konuşuyorsun yani. Ya zaten sen bunca zaman benim ne zaman arkamda oldun ki ya? Ya 40 yılda bir ben mutlu olacağım. Mutluluğuma mani oluyorsun ya. Ben gidiyorum ya. Aman, aman nereye gidersen git be. Aman. Gülsüm bu pişmaniye seviyor. Neye dalalet? Vallahi sen şu deliğine dönerim ben. Çok güzel hareket miydi? Çok güzel hareket miydi sizce? Hamit. Hamit. Solisti de Hamit İskecin. Hay başıma gelenler. Çocuklar. Bir kere zannediyorum ya heyecandan ya tam ezberlemediğiniz için. E-ü tekste bakıyorum mesela. Şöyle bir örnek vermek isterim. Kesmek istemedim. Tatlı biriyim çünkü. Mesela şuradaki yersiz repliklerden birinden ele alalım. Kız bana hep erkek gibi kızsın, lale demiyorsun. Şöyle oluyor. Sen demiyor musun ki bana yani çapakların arasından şakaları bulamıyoruz. O zaman şakaların üstünü örtüyorsunuz. Net bir ezber yapacaksınız ve şaka şuka etrafına çapak örmeyeceksiniz. O zaman eziyetli diyaloglar oluyor. Fikir fena değil ama uygulama çok iyi gelmedi bana doğrusu. Çok işte bu çapaklardan dolayı da bir de laftan emin olamayınca gözlerinizde de emin olmayan bir ifade oluyor özellikle sende. Lafın yarısını buraya, lafın yarısını yere, lafın yarısını havaya söylüyorsun. Reaksiyon alacak şey de almıyor. Halbuki çok tatlısın, güldürebildiğini hep biliyoruz. Daha rahat olsan çok daha iyi performans yaparsın. Ama ezber de çalışmadın mı? Çalıştım, yoksa çok iyi ezberliyim de heyecanlandım yani. İşte ama heyecanlanmayın. Arkadaşlar yani biz sizi güldüreceğiz iddiasıyla çıkıp sonra heyecanlandık demek ne demek? Güldürme bir mecburiyet değil ki. Öyle bir kanun yok yani herkes güldürecek. Dolayısıyla heyecanlanmayacaksınız. Çapak da yapmayacaksınız. Finali de Hamit'e bağlarsanız. Gerçi Hamit en temiz oynayan, ezberi en iyi olan arkadaşımızdı. Hamit'e bir alkış olabilir. Ama olmayabilir de yani şey değil. Çok şey değil. Temiz bir GH'dir bunun notu. Güzel hareketler bunlar oldu. Oysa programımızın ismi çok güzel hareketler. Çok güzel hareketler, daha güzel hareketlerle devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Hande Ögen ben. Ersin. Bugün az skeç oynadın, gitsen hep orada ol. Dansını burada küçük küçük burada yapabilirsin. Bir dinleyelim önce Hande'yi. Orada yüksek sesle. Tamam. Geçenlerde bir kafeye gittim. Zaten bu kafeye de hep geçenlerde gidilir. Bir gelecekte gidilmez. Neyse ben gideyim. Ya bir de bir kafe de çok ünlü tabii. Hep herkes bir kafeden çıkar, bir kafeye gider. Evet işte oradan birindeydim ben de. Bir çift geldi bayağı hararetli. Bu kızın sorunları var canım. Buna ben de yardımcı olayım. Sen onun girişinden söyle. Nasıl o şarkı? Sen bir solo söyle, biz kalabalık katılalım. Alkışlıyoruz Hande'yi. Peki dur bu kadar mı? Nereye gittin? Bunun bu kadar mı? Kafeye neydi? Kafeye gittin sonra da çabuk söyle. Sonra bir çift geldi. Onların tartışmalarına yol çıkarak işte bir skeç. Skeç yazdım peki. Adı klasik bir sahne. Ne? Adı neymiş? Bir klasik bir sahne. Evet. Zaten kötü bir isim, şey değil. Çok güzel hareketler bunlar. Bola bola bola. Anahtarı almadın mı ben senden ya? Kopyalattım. Yuh! Hangi ara? Kızım senin yüzünden özelim kalmadı ya. Her gün haneye tecavüz.
Bu suç farkında mısın? Allah Allah, Allah Allah. Senin yüzünden kız arkadaşlarımı evimde misafir edemez oldum ya. Aman kızlar da sırada bekliyor sanki. Kaç aydır aynı laf. Daha birisini göremedik bile, bırak tanışmayı. He, tanıştırdıklarımla çok şundan süper geçiniyorsunuz çünkü. Ay salaklarsa ben ne yapayım? Salak olsun benim olsun, sana ne? Allah Allah. Kızın zaten salağı makbuldür. Gitsene şuradan. Gitti gül gibi Yasemin senin yüzünden. Mis gibi şiirler okuyordu kız bana. Okuma yazması var mıydı onun? Ezberi kuvvetliydi. Ezbere konuşma bana. Allah Allah. Semra'nın nesi vardı? Kekemeydi lan kız. E ne güzel işte, konuşamayan kadın. Her erkeğin hayali. Ay o nasıl bir pozisyon ya? Senin yüzünden aşk hayatım bitti abi, ne yapıyorsun ya? Ay isabet olmuş, boşa elektrik yakıyordun. Ayrıca ben artık aşka inanmıyorum. Aşk diye bir şey yok söyleyeyim. He yok, aşk filmlerine bayılıyorsun ama. Bilim kurgu onlar. He bilim kurgu. Evet. Monsieur Mete ne diyor bu konu hakkında? Bilmiyorum, ayrıldık biz. Olur öyle. Ne kadar duyarlısın, terk etti beni diyorum. Sen de onu terk et. Allah Allah, ciddiyim ben. Kızım ben seni nereye ciddiye alayım ya, Allah Allah. İki günde bir ayrılıyorsunuz zaten. Ya uf, başkasını seviyormuş. Sen de başkasını sev. Ya aldattı beni diyorum sen ya. Sen de onu aldat. Ya ne yapıyorsun, dur, orası bir pozisyon ya. Yaramıyorum, gol yedin ya. Dur, dur. Allah'ım yarabbim. Ya nasıl aldatır beni, nasıl gider ya. Kızım dur, iki tane gol atarım şimdi, şey yaparız ya. Üzülme, Allah Allah. Sağ ol. Aldattı beni diyorum. Ağlıyorum burada. Ay ben senin gözünün yaşını yerim kız. Deme öyle bana onu. Mete de onu söylüyor. Mete mi öyle diyordu? Evet. Benden duydu onu hayvan. Kopyacı. Kopyacı. Hayvan. Daha orijinal ol. Böyle güzel şeyler söyle. Orijinal ol. Taklit etme. Karabaş otu. Heh. Bilmem ne ailesi. Ay güzelim. Küfür bile edemiyorum. Sen çok böyle üzülmüşsün. Ben şimdi seni bir teselli edeyim. Gel bak. Ya git kendini başlatma rahat tesellinden. Ne? Allah Allah. Bu durumdan yararlanamayacak mıyız? Hayır. Yani? Klasik bir sahnedir kızım bu. Hmm. Sevgilisinden ayrılan kızı teselli etmek en yakın erkek arkadaşına düşer ve olaylar gelişir. Gelişemez. Öyle midir abi? Ne gelişemez? Allah Allah. Klasikler boşuna klasik olmadı kızım. Bak sen benim bu omzuma yat, kendini rahat hissedeceksin ya. Bak ya gel. Ya Serdar bak vallahi geberteceğim ha. Bayağı da kaprisli çıktın sen ha. Karavan istemeyi biliyorsun ama. Ha, çok komik. Aha. Ha, Monsieur Mete mi arıyor? Evet. Açmayacağım. Ha, ilkinde açmıyorsun, ikincisinde duymadım taklidi yapıp açıyorsun, biliyoruz. Ha, çok komik. Ha. Ah kapat işte, açmadım, ne oldu? Arar şimdi, yine arar. Hemen de atla ama, tamam mı? Saniye sektirme yani. Tamam ama ne yapayım, ne söyleyecek merak ediyorum. Allah Allah. Arıyor. Ha, aç aç aç. Açayım aç, mı? Aç aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Alo. Ha sen hangi yüzle arıyorsun beni hala ya? Sana ne? Serdar'dayım. Ha? Oldu. Ne diyor abi, ne diyor? Ne diyor? Ha, seni kıskanmaktan artık sıkılmış, ondan aldatmış beni, öyle diyor. Yok ya, oldu deseydin. Öyle dedim zaten. İyi demişsin. Ha ne? Ya bırak Allah aşkına, biz arkadaşız diyorum sana Serdar'la, daha kaç kere anlatmam ne gerek. Diyor abi, ne diyor, ne diyor, ne diyor, ne diyor? Bırak artık yeter, beni aldatma diyor. Kim kimi aldatıyor be? Ya ben suçluyum öyle mi? Yok ya, neye ben izin veriyorum ya? Ne diyor abi, ne diyor şu an, ne diyor? Şeymişim, her üzüldüğümde sana koşuyormuşum. Allah Allah, öküzüm ben bu kızı üzüp duruyorum demiyor ama, değil mi, ne diyor? Öküz sen misin? Bir şey söyleyeceğim. Sen, ya sana ben hesap mı vereceğim arkadaşımın anahtarı var diye Mete, sana ne? Ne diyor abi, ne diyor şu an, ne diyor? Kabullenebilir herif beni ya, manyak mı nedir? Öyle mi? Bence de 3 fazla bir rakam Mete, ama arkayı üçleyen ben değilim. Yürüme Melda, yürüme Melda, işte bu, işte bu. Ne? Kim? Bırak ya. Gol! Gole gole gole! Gol! 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 Kinaye mi yapıyorsun? Ya tamam tamam, söylüyorum, dinle. Hadi tamam, anlat, tamam dinliyorum. Hadi ne? Ne diyor? Ben sana aşıkmışım, farkında değilmişim, onu diyor. Sen. Çok komik abi. Aa, çok saçma. Ama biz çocukluk arkadaşıyız, bir olur mu öyle şey? Ya, sen. Herif'e sanki kaç kere anlattık ya, anlatamadım. Sen. Salak ya. Salaksın lan sen. Sensin salak be, ne alaka? Ulan lisede bütün eşyalarım benim alıp kızlara yaranmak için ona buna dağıtırdım be. Hediye veriyordum ben onlara. Yok ya, gerizekalı kızların üstünde görürdüm tokalarımı, kazaklarımı. Hırsız. Resmen kullanıyordun beni. Ya sen sanki hiç kullanmıyordun beni. Hı. Kaç kere Ahmet'i Mehmet'i kıskandıracağım diye el ele gezmedik mi biz okulda? Sevgili taklidi yapmadık mı? Hı. Okulda ismimiz çıkmıştı be. Senin yüzünden lisede sap sap gezdim, bir doğru dürüst kız arkadaşım olmadı. Ha, doğru düzgün birini buldun sanki. E Aylin! Bıyıkları vardı be onun. E keserdik. Allah Allah. Konuşacaktım ben o konuyu zaten onunla. Dedim bıyıklı olmaz diye ama. Melda. Melda. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Öyle şey yok değil mi? Nasıl bir şey yok? Başlasam mı?
Ne? Aşık sen bana. Ne? Aşık mısın sen bana? Saçma, beni alakası var. Yok canım, ben de öyle düşünmedim de şey yani, böyle anılar falan atıyorsun, kafamı karıştırıyorsun, ne bileyim, Allah Allah. Hayır, hiçbir, şu ana kadar hiçbir kız arkadaşım beğenmedin. Aklını kiraya veriyorsun aşık olunca, ne yapayım? Ev sahibimsin, Allah Allah, sana ne? Aman iyi be. Melda bak, gerçek söyle. Bilmiyorum. Sen? Ben. Evet. Bilmiyorum ne demek, bilmiyorum ne demek. Bilmiyorum demek. Melda. Bak biz arkadaşız, saçmalama abi. Ben sana abi diyorum ya, sen benim dünya aret abimsin. Allah Allah. Şu an sadece kafan karışık, böyle duyguların yoğun. Öyle mi? Geçecek, tamam, maşallah geçecek. Senin de kafan pek netmiş abi. Sen sevmiyorsun yani. Ya kızım, sen kaç kere benim omzumda ağlamadın mı erkek arkadaşlarından ayrıldığın zaman? Ne oluyor şimdi burada ya? Belki ben teselli etmeni seviyordum senin. Allah Allah. Ayrıca sen şakayla karışık o zamanlar bana asılmadın mı? Demin olaylar geçti, bilmem buralarıma yat. Ne demek onlar? Ne demek abi? Ne demek? İşte hani iki taraf da sever, birbirini de söyleyemez demek değil mi? Melda, sen beni yanlış anlamışsın. Kim kimi ya? Sen niye kandırıyorsun kendini? Yani biz zaten çıkıyor gibi değil miyiz? Büyüdük artık. Ben kafamda kurmadım herhalde. Yani kaç aydır kimseyle çıkmıyorsun ve biz her gün görüşüyoruz. Farkında mısın? Sen beni ikna etmeye çalışıyorsun şu an. Sen şu an beni ikna etmiyorsun. Ne yapıyorsun sen ya? Sen resmen beni ikna etmeye çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Kızım kendine gel. İkna etmeye çalışıyorsun. Hayat işte, hayat çok klasik ya. Çok klasik. Bir kere beni şaşırt be. Bir kere. Bir şey söyleyeceğim. Bir erkeğin bir kadını anlaması için illa arkadaşım olması gerek ya. Bir daha söyle bakayım. Anlamadım ben onu. Bir daha söyle. Seni en iyi anladığını sandığın adam, en yakın arkadaşın, hiç anlamayan adam sevgilin olur diyorum. Kime diyorum ya? Çok güzel hareket diyenleri görelim. Güzel hareket diyenleri görelim. Güzel hareket diyenler daha az ama daha uzun alkışladılar. çocuklar, esasen bu skecin daha iyi olması için daha çok güldürmesi gerekirdi. Basit esasında. Dolayısıyla diyalogların daha güldürücü diyaloglar olması gerekirdi. Durum çok sahici bir durum. Hatta bunun üzerine sitcom bile yapılabilir. Yapılan buna benzer sitcomlar da var. Tom ile Jerry miydi? Kimdi o? Bir tanesi vardı, ev arkadaşı, kız falan. Çok romantik komedilerin çok sevdiği bir konudur bu. İyi de bir konudur. Son söylediğin cümle neydi? Bir daha söyle. Final cümlesi. Seni en iyi anladığını sandığın adam, en yakın arkadaşın, hiç anlamayan adam sevgilin olur diyorum. Tamam. Doğru bir laf. Sananı çıkararak söyle. Sanan ne? O tereddüdü çıkar cümleden. Seni en iyi anlayan adam, en iyi arkadaşın, hiç anlamayan sevgilin olur. Daha net. Hayır, bu da anlamıyor ya, o yüzden diyorum. Yok anladınız. Ama hani... ama işte onu söyleyeceksin, anlamayacak. Ondan sonra o sanan haline gelecek çünkü ilkinde senin önermen o. Tamam. Dolayısıyla yani skecin gerçeklik duygusu güzel idi ama yine bir çuval keçi boynuzu çiğnediniz. Yani pimpon topu gibidir. İki pastan üçüncüsünün küt olması gerekir. Kütü biliyorsunuz, smaç da denir. Yereli onun küttür, hemen tak çakacaksın, kahkahayı alacaksın. Yoksa böyle eziyete doğru gidiyor zaman zaman. Doğrusu ikiniz de iyi oynadınız, alkışı hak ettiniz. Aksel de sen de. Hande, mesleğin başında bir virüs vardır, herkese bir uğrar. Melodik oyunculuk, melodik. Aynı şeyleri aynı şekilde, ne oluyor ya, etme ya falan. Oraya girdiğin andan itibaren zaten güldürme ihtimalinde giderek azalır. Çünkü seyirci oyuna ortak olamaz. O melodiye girmeyeceksiniz. Sende de var, biraz Şirincan'da da gördüm bugün, arkadaşlarda var. Aman diyeyim, dikkat. İdman sahasında 3 tur fazla koşacaksınız. Mesela şaka örneği, bıyıklı. Kız bıyıklı. Bu sahne Bir Demet Tiyatro'nun çekildiği sahnedir. Dolayısıyla o bıyıklı kız şakalarından çok yapılmıştır.
Hatta çok meşhur, hiç görünmemiş çok meşhur bir kahraman vardır. Nedir onun adı? Pala Zehra. Ailenin akrabasının Mükremin'i evlendirmek istedikleri kızdır. Bıyık şakası Pala Zehra olarak yapılmıştır. Yani sadece bıyıklı olduğunu söylemek şaka anlamına gelmez. Onun üstüne şaka yapmak gerekir. O pastır, golü atacak vuruşu yapmanız lazım. Paslarla dolu ama gol vuruşu az olan bir skeçti. Her ne kadar sakin, soğukkanlı ve iyi oynamana rağmen. Aksel. Aksel Bonfil. Kim yazdı bunu? Ben. Şaka da yaz. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Ersin, sen rahat ol, ben uğrarım. Evet. Biz gerçek hayat hikayesi anlattığımız için bir arkadaşımın başından geçen hikaye sizlerle birlikte olacak az sonra. Yağmurlu bir günde çok önemli bir iş görüşmesine gitmek istediğinde başına gelen bir olay İbrahim'le skeçleştirdik. Biz bunu... Çok güzel hareketler devam ediyor. İyi seyirler. Çok güzel hareketler bunlar. Yağmur da bayağı yağıyor. Karla karışık yağıyor hatta. Şemsiyemiz olaydı. Şurada ne oluyor? Kavga mı var? Şurada bir şey var. Yapma, dur çevirme, doğru az duram ya, az nasipleneyim. Dursana şemsiyeden, az nasipleneyim. Ya kusura bakmayın, şemsiyemi sizinle paylaşamam. Hanımefendi, hayatı paylaşalım demiyorum. Şemsiye alt tarafı ya. Ama şimdi ben sizin nereden bileyim bir sapık olmadığınızı? Şemsiye bahanesiyle belki beni kuytu bir orman köşesine götürüp öldüreceksiniz. O ne geniş fantaziymiş, Allah Allah. Evden çıktım, işe gideceğim lan. Aa. Beyefendi, sizi terbiyeye davet ediyorum. Yağmur yanlış yağıyor şu an. Yağmur tek bir yere yanlış yağıyor, evet. Duydunuz mu beni? Çok özür dilerim. Sizi terbiyeye davet ediyorum. İşte diyorum ki şemsiyeye davet etseniz daha güzel olmaz mı? Bakın burada sucuk oldum. Bir saattir ıslanıyorum ya. Olsa da yesek. Ne olsa da yesek? Sucuk diyorum, olsa da yesek. Deli çıktı ya. Tamam, kalmadım şemsiyene falan. Tamam, istemiyorum. Tamam. Zaten yağmur diniyor şimdi. Bitti sayılır. Ne oluyor lan? Allah, bismillah. Lan ne oluyor? Yazıklar olsun, şu an bak tavuk gibi oldum. Sizin tavuk gibi olmanız için karın yağmasına gerek yoktu. Bir tane şemsiye nedir, ne olurdu altına girsin? Yaklaşma, yaklaşma bak, karateciyim ha. Kara kuşağım ben. Ben de kara kuşağım, ne olacak? Kuşak çatışması mı olacak, ne olacak şimdi? Kardeşim üstüme gelme, Allah üstüme Allah. Gelme. Bak. Taksi gel, taksi, taksi. Taksi, taksi şu hale bak, taksi. Hey hey hey, taksi, ne olur hadi. Taksi, evet, durur musun? Dur birader, dur iş, hey. Tamam. Dur. Şimdi ne oluyor ya? Ben durdurdum. Nasıl sen durdun? Adam bana durdu şu an. Aa, bana durdu ya. Saçmalamayın hanımefendi. Bana durdu adam. Sizin arkanız yetti, bana durdu. Kime durdunuz acaba? Hanımefendi, kırmızı ışık yandı, ona durdum. Tamam bak. Sana durmamış. Ya sana da durmamış işte. Ablacığım beni deli etme, şu halime bak. Bir saattir ıslanıyorum, suyun içindeyim. Hastalanacağım, vallahi hastalanacağım. Ya kardeşim işte sen hastalanacaksın zaten. O yüzden bırak da ben gideyim. Bak benim iş görüşmem var, çok acil. Ya iyi sene, hasta etme adamı. Kardeşim zaten olmuşsun işte hasta. Gözünü seveyim bak, ben de üşüdüm. Bak elim buz gibi. Elin buz gibi. Tövbe tövbe şimdi. Beni şeye sokuyorsun burada. Bak canım kardeşim. Benim çok önemli bir iş görüşmem var ve şu an çok geç kaldım. Gözünü seveyim, in. Hadi in, ne olur in. İnmiyorum ya arabadan. Ya İnmeyeceğim. Ne olur ya. İnmiyorum. Keçi inadı mı var sende ya? Evet. Keçi inadı, devekini, fil hafızası var bende. Doğru. Maşallah hayvanat bahçesi gibisin. Hadi ablacığım uzatma, hadi in. Hayır hadi. İnmiyorum, sen in. 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 Yok ben ineyim. Tövbe tövbe. Kardeşim. Ya karar verin. 5 dakikadır ışıklarda bekliyoruz ya. Ben inmem. Ben de inmiyorum hacı. Hayır inmiyorum. Tamam, inmiyorum. Tamam, inmiyorum. Tamam, bir teklifim var bakın.
Önce hanginizin mesafesi yakınsa onu bırakalım. Sonra ötekiniz. Nasıl? Valla mesafeyi bilmem ama benim işim çok acil. İş görüşmem var. Ne olur gitmem lazım. Almam lazım o işi. Benim de toplantım var. Toplantıya yetişmem lazım. Tamam sakin. Hanımefendi siz nereye gidiyorsunuz? Maslak. Abicim sen? Maslak. E hadi buyurun. Gidiyoruz hadi. Beraber mi? Maslak'a nasıl gidiliyor tarif edeyim mi? Bana maslak anlatma. Bana maslak anlatma. Ya inanamıyorum. Aynı yere gidiyormuşuz ya. Yani... Yani şoför bey olmasa, yani orta yolu bulmasa yandık ya. Allah'tan orta yolu buldunuz, çok teşekkürler. Hep öyleyimdir ben zaten, orta yolu bulurum. Bana durakta yollu Sezai derler. Bu arada kabalaşan sizdiniz. Hem şemsiye konusunda hem taksi konusunda. Deli gibi çirkinleştiniz yani. Şemsiye konusunda beni ürküttünüz. Taksiye hiç girmiyorum. Kimin çirkinleştiği ortada yani, kusura bakmayın ya. Nerede o eski İstanbul beyefendileri? Nereye koyduysan oradadır. Çok komik. Adınız ne sizin? Sizi ilgilendirmez. O zaman Feriha olsun. Ne alaka beyefendi? İşte adını Feriha koydum. Şu an var ya, karnıma arılar girdi böyle, öleceğim gülmekten şu anda. Sen gülmüyorsun ama millet gülüyor bak. He? Ne yapacağız onu? Bir şey. Tamam yeter, konuşmayalım. Lütfen böyle aramızda hatta mesafe bırakalım lütfen, tamam mı? Sen bırak, sen geldin dibime yanaştın yani, Allah Allah. Daha bu ailesiniz. Dua edin sizin aynı taksiyi paylaştım ben. Hiç paylaşımcı değilsiniz. Sizi ilgilendirmez. Bir sıkıntınız vardı? Agresifsiniz de. Öyleyim de sinirlendim, babamı tanımam. Babanı tanımazsın. Tanırım da merhaba merhaba o kadar yani. Ne iş yapıyorsun sen? Vallahi şu anda görüşmeye gidiyorum yani, sayende geç kaldım. Belki de yapamayacağım bir iş. Böyle bir ekip çalışmasına falan katılmazsınız inşallah ya. Hiçbir takım sizin gibi birini istemez. Niyeymiş o? E birini kırıp takımı bozarsınız siz. Vallahi sizin gibi de yol arkadaşı kimse istemez ya. Şu hale bak ya. Ya Allah'ını severseniz bir susun. Hiç konuşmayalım. Lütfen motor koymayalım ya. Aman çok ya. Bayılıyorum seninle konuşmaya be. Motivasyonum düşüyor ya. Bakın tamam. Sus, lütfen, yeter ama ya. Söyle ya. Dur. Sizi dinleyeceğim ben. Müzik açarım daha iyi. Allah. Açma kardeşim müzik falan. İstemiyorum. Hayır, ben açma. Açın lütfen. Lütfen ben dinlemek için bunun sesini dinleyemem. Yağmurun sesine bak, aşka davet. Kapat lan, kapat şunu. Ne yağmur, ya. İmalı imalı, çirkin çirkin, ne o? Allah Allah. Aç kardeşim, aç. Aç, başka radyo aç, o da benden sana gelsin lan. Ben aç. Senden şarkı falan istemiyorum. Aç. Bendensin, arabada 5, evde 15, hoşuma da gidersen. Bedava! Oynuyorduk ya bak, ilahi adalet. Kes sesimi gerizekalı. Kardeşim müsait bir yerde inebilir miyim? Burada mı iniyorsun sen de? Siz de mi burada iniyorsunuz ya? Hayır ben ne zaman kurtulurum senden onu... Ha şey öyle mi? Kim evet. Kimden kurtuluyor acaba? Ne kadar tuttu acaba? Tamam bilmiyorum, ben hallederim tamam. Ya benim taksime bindiniz, ben hallederim. Tamam tabii. Erkeğim ya ben hallederim tamam. Soğan erkeği tabii. Bak düzgün konuş, o soğan gözünün yaşına bakmaz. Yemin ediyorum sivri tarafıyla delerim beynini ha. Tamam. İler arabada. İyi be tamam. Al kardeşim şunu. Eyvallah. Eyvallah. Hadi bakalım. Eyvallah. Sen buradan ana yola nasıl çıkacağını biliyor musun? Abi şimdi bir Maslak tarafından İstinye, oradan Göbek'ten dönsem sanayiye girip zincir. Ya şuradan çık işte hadi uzatma. Eyvallah. Hadi. Şu taraftan. Bir müsaade et yoluma gideyim ya. Siz beni mi takip ediyorsunuz? He seni takip ediyorum, çok hoşsun. Allah Allah. İşime gideceğim kardeşim. Nasıl işinize gideceksiniz? Ya işim burası benim işte, Osmanlı Plastik AŞ. Bir dakika dur. Bir dakika sen iş görüşmesine buraya mı geldin? Ay ne tatlı tesadüf bu. Gel ben seni. Merhabalar. Ben Osmanlı Plastik AŞ Genel Müdürü. Süleyman. Ben de Hürrem. Evet. Yani biz görüşmeyi o zaman sizinle içeride yapacağız. He, görüşmeyi yaptık arkadaşım. Hadi bakalım biz sizi ararız tamam mı? Hadi görüşürüz. Ama bir... Hadi. Süleyman. Eğer beni işe alırsan sana şehzadeler doğururum.
Hürrem, bana masal anlatma. Biz sizi ararız. Âlâ, âlâ, âlâ. Sormaya gerek yok, öyle değil mi? İyi sorunca çok güzel hareketler diyenlerler. Diyenlerler. Aslında her gün yeni skeç niye düşünüyoruz? Bunlardan bir tanesini dizi yapalım, gitsin. Çok başarılıydı. İşte aksiyon, çatışma, önerme, kıl, tüy hepsi vardı. Bu nedenle bir alkışı daha hak ediyordu. Oğuzhan Koç, Ayşe, Gürkan ve İpek. Bu da gecenin son skeciydi. Zira... Biz de isteriz ki sahura kadar yapalım ama bunun da bir sınırı var. Bütün godikler sahneye. Çok güzel hareketler. BKM Mutfak ekibi hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hoşçakalın. Var olun, sağ olun.